Farklı Düşünün 140. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Ulan. 40 kere maşallah diyelim. Ee, nasıl geçiyor iki hafta? İstanbul çok sıcak. Burada pişiyoruz. Yani uzatta podcast'in ilerleyen dakikalarında beni böyle ter içinde görebilirsiniz. <laughs> YouTube'dan seyredenler. Aynen. Ee, çok... <laughs> <ne>? Aynen. İsmail Türüt, gibi diyor dönem. Aynen İsmail Türüt gibi böyle kafamı silerken ee, görebilirsiniz. Ee, nasıl gidiyor Mert iki hafta? Nasıl geçti? Yine iki haftadır görüşmüyoruz Metle bu arada. Aynen. Ya şeyden 40 kere o maşallah dedin de belki biraz ondan bahsetmek lazım çünkü ben baktım biz ilk bölümü ne zaman yayınlamışız diye 12 Haziran e, 2021'de yayınlamışız. Bugün de hmm. işte biz 8 Haziran'da kaydediyoruz. bayağı yani üç, üçüncü yılımız doluyor podcast kaydetmeyi çünkü ilk Harika. bölümde de biz e, WWDC sonrası kaydetmiştik. Yine bu bölümde de konuşacağız WWDC beklentilerimizi. Evet. Pazartesi günü olacak. Ee, biraz belki ondan da bahsetmek lazım. Yani 3 yıl, <laughs> bilmiyorum ben böyle 3 yıl düzenli yaptığım tek şey yokmuş gibi geliyor. Yani içerik üretme konusunda. Tabii herhangi bir 3 yıl düzenli yaptığı bir şey var mı zaten ya? Yani. yani aynen. O bence yani bilmiyorum çok beni tatmin ediyor. Daha önce hiç yapmadığım bir şey olmasından ötürü tabi şeyler de çok benim hoşuma gidiyor Biz şimdi yani çok farklı insanlarla muhabbet ediyoruz ben bazen işte telegram grubunda çok farklı sohbetler dönüyor yani işte birisi Meksiko City'de işte hangi mekanlara gideyim diye işte şey istiyorken o tekisi işte Japonya'ya gideceğim nerede şey yapalım ya da işte farklı şehirlerde yaşayanlar var ona göre tavsiyeler verenler oluyor böyle. Yani böyle bir de inanılmaz bir grup insanla tanışmamıza da vesile oldu. Ve bu insanlarla biz şeyde yüz yüze de görüşüyoruz. İşte bazıları hem sende hem bende de görüşüyor. <gülüyor> yani <gülüyor> çok çok ilginç bir deneymiş. Ben açıkçası onu gördüm. Hani böyle bir şeyler yapıp ortaya salıp ondan sonra artık kimin ilgisini çekiyorsa onları dinlemesi. Ve daha sonra o insanların seninle iletişim kurması. Ee, bilmiyorum ee, Sen de muhtemelen benzer düşüncelere sahipsin diye tahmin ediyorum. Umarım de, böyle kayıt yapmaya da devam ederiz zaten düzenliği. 140 bölüm olması da yani ben de bazen dönüp bakıyorum. Her bölümü de 2 saatten sayınca yani 280 saatlik ortalama hani bir içerik olmuş oluyor. Yani umarım herhangi bir... 300 saat diyebiliriz ona bu arada. Hep 2 saati geçtik çünkü. Aynen doğru. Yani burada inanılmaz bir içerik çıkmış ve hakikaten bu içeriğin tamamını dinleyen insanlar var. Yani onlara da buradan hani bir teşekkür etmek lazım. Tekrar Pardon. dinleyenler de var bu arada. Aynen. Ya ben ben onu bazen de şaşırıyorum hakikaten. Ama şeyi de anlayabiliyorum çünkü çok fazla konu konuştuğumuz için tekrardan dönüp dinleyenler oluyor ya da bazı konu, bölümlerde biz özellikle hani o bölümlere böyle tek bir konu öğrenmek için işte özellikle konuklu bölümlerde işte Fatih Arslan'la yaptığımız bu yatırım ya da işte finansal bağımsızlık konusunda Hani insanlar sadece finansal bağımsızlığı öğrenmek için gidip nokta atışı o bölümü dinliyorlar tekrar tekrar. E, tekrardan işte o konu hakkında bilgi edinmek için. O da benim açıkçası ilgimi çekiyor. Tabii şeyi de devam edeceğiz. Yani konuklu bölüm olmuyor diyenler, e, niye olmuyor diyenler, merak edenler varsa. hani Bunun birçok böyle teknik sebebi var aslında. Hani yapmak istemediği de yüzden değil. Bugün bile mesela işte çok tesadüfe bir şekilde işte Seyfettin'in işi vardı, benim işim vardı vesaire falan derken... Cumartesi günü işte öyle saatlerinde kaydediyoruz. Çok böyle e, birlikte bir zaman bulamıyoruz. Ama umarım e, önümüzdeki belki aylarda daha böyle düzenli bir hayata geçersek e, biraz daha işte e, konuk davet edip böyle hakikaten bir saat verip o konunun da o saatte gelmesini e, rica edip birlikte kayıt yapabilir hale geleceğiz. Bilmiyorum Seyfettin, sen senin düşüncelerin neler? Bu üç yılın ardından. Evet, e, yani bu tarz içerikler üretirken ya da işte podcast ya da herhangi bir süreli yayın olsun süreklilik çok önemli bir şey. E, ben bana da şaşırtıcı geliyor. Yani bugüne kadar hiç o döngüyü kırmadık. Yani bu haftada yapmayalım bölüm haftaya yapalım falan demedik. E, tabii iki haftada bir yapınca birazcık daha rahatladı ama her hafta her hafta 120 küsüre kadar galiba her hafta gittik. Hı hı. E, her hafta her hafta bölüm yapabilmek ve çıkartabilmek. E, gerçekten ben de şaşırıyorum yani nasıl bu şekilde çıktı diye. Ama onun da bir getirisi var yani bu konuda da övgü senin dediğin gibi alıyoruz yani ben dışarıda da, sokakta da gezerken yanıma mutlaka dinleyiciler geliyorlar. Dinleyenler şu an zaten kim olduklarını biliyorlardır. Ya da dışarı tanınıyorum o da oluyor bazen ve hep şey diyorlar abi nasıl yapıyorsunuz her hafta bölüm çıkartabiliyorsunuz diye. İşte ee, işte belli bir günü ayırdık. Çarşamba akşamı normalde bizim kayıt günümüz. Yani çarşamba akşamı hiçbir şeye söz vermiyoruz. O akşam podcast kaydı var diye bir etkinlik vesaire ama böyle işte iptal edemeyeceğimiz bir konserdir vesaire olursa o zaman da perşembe yapıyoruz yani <laughs> bir gün sonrasına. Ee, bugün geç cumartesiye kaydı bu hafta ama çarşamba ben çok yorgundum. O yüzden olmadı. Dün de e, bir sürü şey oldu. Beklenmedik eee ertedemeyeceğim eventler çıktı arkadaşlara buluşma vesaire. Ee, direkt spontane bir şekilde gelişti. Hmm. Öyle olunca cumartesiye kaldı. Ama e, tabii güzel bir şey yani 140 bölüm yapmak. E, ...başlı başta başına bir e, olay bence. Nice 140'lara mı diyeyim? 140'ta çok <laughs> Çünkü <laughs> 280 oluyor. artık 280 bilmiyorum konuşacak bir şey bulabilir miyiz? Ama sağ olsun dünya o kadar hızlı ilerliyor ki hı hı. bize sürekli konuşacak bir şey veriyorlar. Ee, hele bu AI MAI konularına baya bir e, bölüm çıkarttık yani. Hı hı. E, o konuda da hem yani bana destek veren de çok oluyor abi işte. Hatta birisi şey yazmış Seyfettin abinin sinirlendiğini duyunca Spotify'ı kapattım da YouTube açtım hani onun halini görmek için. Çok hoşuma gidiyor diye. Eyvallah. Benim çok hoşuma gitmiyor yani. Keşke sinirlenmek zorunda kalmasın. Ama güzel tabii. Aynen. Ya ben bir de mesela şöyle yorumlar duyunca çok hoşuma gitti. Çünkü biliyorsun bizim ülkede çok fazla böyle bir kutuplaşma oluyor. işte genelde işte muhafazakarlar liberaller şeklinde insanlar bu şekilde ayırıyor en azından. Hı -hı. Ben değil. Ama hani Bizi dinleyenler de ben genelde işte şöyle yorumlar dinliyorum. Ya işte ben sizi dinleyince böyle tek bir kutuptan bir fikir dinlemiyorum. İşte biriniz daha böyle farklı bir açıdan bakıyor, biriniz daha da farklı bir açıdan bakıyor. Haliyle böyle bir ideolojik bir şeyler sunmuyoruz. Yani işte şu iyidir, kesin bunu yapın ya da bu kötüdür, bunu yapmayın gibisinden şeyler sunmayınca dinleyiciler hep şey diyor yani biz işte hani dinledikten sonra hani iki farklı böyle görüşü dinleyip böyle kendimiz karar verebiliyoruz o konu hakkında nasıl bir fikrimiz olması açısından. Bu da bence çok değerli. Çünkü yani benim şu ana kadar gördüğüm hani birçok içerik, yabancı takip ettiğim içeriklerde de mesela özellikle işte Amerika merkezli içeriklerde böyle çok daha böyle liberal görüşü sana sunuyorlar. Ya da işte farklı işte Türkiye'deki bazı içeriklerde çok daha böyle sadece muhafazakar içeriği sana sunmaya çalışıyorlar. Ama bizde hani şey olmadığı için böyle yani nasıl diyeyim farklı biz Yaşam tarzlarımızla farklı farklı dünya görüşlerine de sahibiz ama hani birbirimizi anlayabildiğimiz için kendi farklı bakış açılarından baktığımızda bu da insanların çok hoşuna gitmiş. Yani o bence açıkçası önemli olan konu çünkü bizim işte Telegram grubunda da baktığında hani çok farklı görüşlerden insanlar oluyor. Bazıları işte biz yorumlar okuyoruz ya işte ben Seyfettin'in görüşlerine hiçbir şekilde katılmasam bile hani onun görüşlerini dinlemek hani o açıdan bakabilmek olaylara ayrı bir işte bana bir şey sağlıyor diyordu, bakış açısı sağlıyor diyorlardı. Birçok yorum okumuştum yani bizim görüyordu, geliyordu bu şekilde yorumlar. O da bence çok hoş bir şey. Yani ben de açıkçası bu yüzden seviyorum yani çünkü sürekli aynı aynı görüş açılarına, bakış açılarına ya da yaşam tarzına sahip insanlardan bir şeyler deneyip sürekli onlara zaman geçirince ne yazık ki işte bu kendi bir balon içerisinde yaşıyorsun. Kendi bir e, kapalı bir mekanında yaşıyorsun. Sürekli aynı şeyleri dinliyorsun. O, o açıdan da ben de faydalı buluyorum. Bir de içerik üretme konusunda da eğer hani merak ediyorlarsa yani biz çok içerik tüketiyoruz. Haliyle o konular hakkında böyle düşüncelerimiz ortaya çıkıyor ve biz de onları bahsediyoruz. İşte kitaplar Hı -hı. olsun, belgeseller olsun, diziler olsun. Bir de yani bir diğer konu da işte biz hani çok daha farklı insanlarla da sohbet ediyoruz bunun da bence çok büyük bir artısı oluyor yani hı hı. çok yani arkadaş grubumuzu da yani ben Seyfettin'in arkadaş grubunu da az çok biliyorum ee, Seyfettin de benimkini biliyor yani gerçekten çok farklı backgroundlara sahip arkadaşlar da olunca yani ne zaman işte arkadaşlarla mesela biz az önce Seyfettin'le konuştuk. O arkadaş buluşmasından bahsediyor. Çok farklı bir içerik çıkabiliyor orada. Çünkü çok farklı bir konu konuşuyorlar. Bende de gene aynı şekilde işte arkadaşlarla yani çok farklı şeyler yap, yap yapınca. Her bir arkadaşla birisiyle bir bouldering'e gidiyorken ötekisiyle çok daha farklı bir şey yapabiliyoruz. O zaman da çok fazla içerik çıkıyor ve konuşacak şey oluyor. Çünkü bir de şeyi de seviyorum abi ben hani böyle anlatıp bir şeyi daha sonra işte başkasının o konudaki düşüncesini dinlemek. Ben tekrardan işte o o yaptığım eyleme tekrardan gözden geçirmemi sağlıyor. Tekrardan böyle bir hani retrospektif yapmamı sağlıyor. Ee, onun da bence faydası olduğunu düşünüyorum. Aynen. Ee, bu arada ikimiz de parmağın köşesini uçurmuşuz. Ee, birbirimizden bağımsız olarak. <laughs> Mert'in parmağında niye bant var diye düşünmüştüm. Benim de vardı da artık bitti, geçti bayağı çıkarttım. menemen ee, yaparken uçurduk parmağı. Ben de ekmek keserken ekmek kesme bıçağıyla. <laughs> ekmek kesme bıçağı daha da pis ya. Tam best best sword ya. Ekmek Aynen. kesme bıçağı. Ya benim Hep bir şey var şey... biliyor musun? Best sword diye. Aynen. Şeyi benim şaşırtan şey. Çünkü ben çok uzun zamandır bir yerimi kesip biçmiyordum yani hani. işte çocukken böyle sürekli yaralanmalar falan filan oluyorken bir süre işte yemek yapma yeni başlığında bazen eline ufak kesebiliyorsun böyle çizik oluyor da. Ya yani bu sefer bayağı böyle hani e, kaldırınca şeyi şeyi fark ettim yani açıkçası acı konusunda böyle çok bir şey yoktu. Yani belki bilmiyorum hep çocukken böyle çok ufak şeylerde çok büyük acı duyuyorken artık hani e, o kadar da büyük acı duymadığımı he, fark ettim sen, ben he, oradaki. Benim, benim parmağı dağladılar <laughs> Senin dikinin da görürdüm ben seni. Yani o böyle ilginç ve gitti. Ee, bir de çok çabuk bir şekilde ya kanaması durdu benimkinin hemen ben de gidip işte bir de şey de fark ettim benim evde hiç şey de yokmuş işte e dezenfektan ya da işte sargı falan neyse ki o gün evdeydim hemen şey eczaneye gittim dedim yani ne gerekiyor bunun için falan Sağ olsun eczacı da hemen yardımcı oldu işte bir tane dezenfektan bir sargı bezi falan filan bir şeyler verdim. İşte günde işte bir, bir iki kere açıp dezenfektanı sürüp tekrar kapatıyorum. Yani ilginç bir deneyim oldu açıkçası. Çok uzun zamandır yani kesmeyip de bir anda böyle kesince bir büyük bir kesik olunca. Ee, ama şey de dediğim gibi yani hani geriye dönüp baktığımda e, o kadar da acı çekmediğimi fark ettim. Belki kesiklerle hmm. kesikle alakalı olabilir. olabilir. <laughs> Senin kadar derin olmamış olabilir. Olabilir. Benim durmayınca artık akşam hastaneye gittim. Hatta akşam gittim için de kızdı doktor. Bu kadar hmm. saattir ne işim var evde diye. Dedim, i̇şlerim güçlerim vardı yani onları hallettim. <laughs> sarılı parmağım kanama durmuş gibi gözüküyor. Açınca tekrar kanıyor. Ayrı mesele de yani. Hmm. İşte neyse. Belki kan tutan falan vardır. Çok anlatmamak lazım. Hmm. Diyerekten aslında konularımıza geçebiliriz. Ee, haftalardan mı bahsedelim yoksa WWDC'den direkt Cart diye girelim mi? Sen nasıl istersen. eee e... O zaman biraz bir şeylerden bahsedeyim bu son iki haftadır olan gelişmelerden. Bir tanesi Playdate'den bahsetmek istiyorum. Konularımızdan bir tanesi. Bu Panic Software diye bir Mac yazılım firması var ve aslında Macintosh'un böyle tam düşüşte olduğu 1990'lı yıllardan itibaren Mac'e yazılım yapan bir firma bunlar ve meşhur FTP uygulaması Transmit'in yapımcıları. Daha sonradan işte başka app'lerde yaptılar yani e, farklı farklı e, kod editörleri vesaire var e, ve Mac app'i içinde ne kadar çok para olduğunda bana gösteren firma acayip gerçekten iyi para kazanıyorlar ki bir noktada şey dediler yani biz e, kendi oyun firmamızı kuracağız dediler sonra oyun firmasını kurup Firewatch diye bir oyun çıkarttılar hatta bende Firewatch'un dev bir posteri var Limited Edition e, duvara asmadım ama duruyor. Penny'i bayağı yakından takip ederim yani. Daha sonradan bu Firewatch'tan itibaren Untitled Goose Game diye bir tane kazı oynadığım ve işte ortalığı birbirine kattığım bir oyun var. Çok güzel bir oyun. oynamayan varsa tavsiye ederim. Her platformda da hemen hemen var. Öyle bir şey çıkarttılar falan. Baktım bu adamlar hakikaten oyundan da şey yapıyorlar. Para kazanıyorlar. İşte Katamari Damacy diye bir tane oyun vardı. PlayStation 2'de. Benim de çok sevdiğim bir oyun. Ee, onun işte tişörtlerini falan baslarken böyle hafif hafif bir oyun tarafında zaten şeyleri vardı. Kendi oyunlarını yaptıktan sonra da iyice şey oldular. Şimdi bayağı publisher oldular böyle. Ee, hatta böyle Summer Showcase falan yapıyorlar. 10 tane falan böyle indie oyun duyuruyorlar. Çok tatlı. Ee, dediler ki biz bir oyun konsolu yapıyoruz. Ee, donanım işine gireceğiz. Nasıl bir oyun konsolu? İşte Playdate diye bir oyun konsolu e, tasarlamışlar. Ee, böyle ben cebimde hatta göstereyim şöyle yanımda. YouTube'dan bakanlar için şey yapayım. Şöyle sarı e, minik bir oyun konsolu bana fokuslarsa kamera. Evet. E, ve işte yanında bir tane böyle şey var. Kurma kolu gibi bir şey var. Hani değişikli bir mekanik eklemişler. Kurma Hı -hı. kolunu böyle şey yapıp hani çevirerek bazı oyunları işte zaman ileri geri sarma mekaniği falan var işte bazı oyunlarda. Yani de balık tutma falan gibi şeyler var. Hı -hı. E, böyle bir alet. İçinde bir bit ekran var siyah beyaz. Arkadan ışığı yok. Backlit yok arkada. O yüzden bir ışık kaynağı olması lazım. İlk Game Boy Advance'ları falan ya da ilk Game Boy'ları hatırlayanlar bilirler. Onların da yoktu. Böyle bir alet çok benim ilgimi çekmişti. Bir de işte Kickstarter gibi bir şey yapmışlardı. Ama o zaman tabii backer olamamıştım Çünkü Türkiye'ye böyle bir cihazı getirtirmek çok kolay bir şey değil gümrükte. Sıkıntı çıkabiliyor. Şey yapmamıştım. Sonra Playdate çıktı ve arkasından işte bizim arkadaş Fatih Arslan almış bir tane e, sipariş vermiş. Ama oynamıyormuş yani gelmiş vaktim de yok oynamaya falan. Ben bunu satacağım dedi. Dedim sen satıyorsa ben alayım. Bizim oyun grubu var e, farklı düşünün farklı oyna diye. Oraya yazmış sağ olsun. Öyle olunca işte almış oldum yani. Normalde uğraşsam get getirmeye çok e, zahmetli olacaktı. Ee, ona rağmen getirdim. Şöyle bir güzel tarafı var e, aletin. Aletin içerisinde basit böyle hatta meşhur diyebileceğim indie geliştiriciler tarafından geliştirilmiş oyunlar var. Oyun bir bit ekranı var yani siyah beyaz ekranı ama çok hızlı bir refresh rate'i var. Ee, özel bir display'i var. Ee, i̇ki tane butonu vesaire var. İlk cihazı aldığınızda aktif ettiğinizde e, sezonluk bir oyun dağıtımı başlıyor. Season diye işte birinci sezonda bir sürü oyun var. Şöyle yapıyorlar ama oyunların hepsini sana vermek yerine ilk hafta iki tane oyun veriyor sana. Sonra iki, tam bir hafta bittikten sonra iki oyun daha veriyor. Şeklinde böyle üç aya yayıyor sana oyunları işte dört aya neyse. Instant Gratification tam tersi yani. Şöyle mesela iki tane Playdate'in bana verdiği oyun var cihazın içerisinde. Bir de benim kendi geliştirdiklerim var. Oraya geleceğiz. Ee, çarşamba günü mesela çarşamba aktif ettim ben bu cihazı. Çarşamba günü iki oyun daha gelecek. E, ne geleceğini biliyorum çünkü iki sene önce başladığı için. Ama yani bugün de yeniden cihazı açmış olsan yine sana onu böyle e, kademeli veriyor oyunları. O çok güzel. Bir de Steam gibi bir tane mağaza yapmışlar. Orada insanlar ya geliştirdikleri oyunları atabiliyorlar. İşte 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar hani çok böyle. En pahalı gördüğüm oyun 8 dolar falan da yani. E, oyunlar böyle mini oyunlar var o, onları da alıp yine oynayabiliyorsun güzel tatlı verdi. özellikle yani product design açısından çok beğendiğim bir cihaz oldu e, işte hem o açılışı, introduction'ın tutorial'ları, e, içerideki interfacing kalitesi, animasyonların kalitesi vesaire hani böyle ya, yapalım da bitsin gibi bir şey olmamış ki zaten Playdate'in şeyine e, bloguna bakarsanız orada bütün süreçleri de anlattıkları böyle dev blog yazıları var hatta yani donanım geliştirmeden soğutmuş bir blog yazısı <laughs> var. Yani bunun ilk donanımını nasıl geliştirdiler? İşte Malezya'da üretiliyor bu alet. İşte pandeminin ortasında Malezya'ya gitmişler. Orada aylarca fabrikada yatmışlar falan. Çünkü butonlara işte atıyorum 200 bin defa basıyorlar. Hepsinde doğru basması lazım ve bozulmaması lazım. En ufak bir bozulma olunca üretimde bandı durduruyorlar. Hani her üretimin düzgün çıkması lazım falan. Tekrardan bir şeyleri değiştiriyorlar. Hakikaten yapılacak iş değil. Deli işi yani. Çok bir para kazandıklarını zannetmiyorum bu arada. Çünkü son bir yılda 600 bin dolar falan para da attık store'dan kullanıcıları demişler. Bu 600 bin dolar çok büyük bir para değil yani bir oyun mağazası için. Ama forumları falan çok canlı. En güzel tarafı da en sonunu ona bıraktım. İçinde çok güzel bir SDK ile geliyor. Direkt kendi sitesine indirebiliyorsun. Oyun geliştirebiliyorsun özetle ana olarak iki tane dil destekliyor. Bir tanesi Lua, diğeri de C. C ile geliştirirsen biraz daha hızlı oluyormuş oyunlar. Çünkü bunun galiba 16 KB falan RAM'i var şeye oyunlara hmm. ayırdığı. 16 KB de yani çok kısıtlı bir RAM. <laughs> o yüzden oyunlar biraz basit olmak zorunda. 4 GB'ye yakında şey var, hafızası var. Hiç o kadar oyun yükleyebiliyorsun ama memarisi bayağı düşük. Ee, bir de birisi şey yapmış ya Swift e de çok hızlı ve performans çalışan bir e, dil. Swift'i e de uyarlayayım. Swift'de de oyun yazılabiliyor. Daha denemedim oyun yazma kısmının ne kadar performans çalıştığını ona. Ee, oyun yapmak e, baya güzel ve bir sürü de game engine geliştirmişler. Yani bu C ve Lua ile adam engine yazmış mesela. Platform oyunu engine'i yazmış. Sen sadece kurallarını falan veriyorsun. Belli şeyleri programlıyorsun. Sana platform oyunu çıkartıyor. Böyle 7-8 tane de yani open source engine gördüm. Sitesinde listelenen. Bir de Pulp diye bir şey yaptırmışlar. Ee, bu Sean Inman diye bir abimiz var. Ee, Sean Inman'ı bilen bilir. İlk e, weble, webde custom font yokken e, custom font renderlama teknolojisini geliştiren abi. Bu arada çok alakasız hmm. bir konu ama. E, işte Scalable Inman Flash Replacement 0 diye bir tane teknoloji vardı. SVF olarak fontu renderlayıp browser'ın içerisinde fontun renderleneceği kısımları minik flash dosyaları oynatıyordu. Hmm. Flash çalıştırabildiği için şey, browser Böylece custom fontları yükleyebiliyordun şeye, hmm. HTML'in içerisine. Ee, sonra game development'a girdi abi. Ona bir tane oyun motoru yaptırmışlar yani oyun geliştirme platformu web based. Browser'dan giriyorsun. Baya böyle oyunun başlangıcı var. İşte o da oluşturuyorsun. Ee, şey Zelda gibi böyle oyunlar yapabiliyorsun top down yukarıdan. Kendi sprite'larını çiziyorsun karakterlerini. İşte buna etki geçmek için şöyle yapsın falan diye basic bir scripting language'ı da var. Ee, müzik editörü var. Kendi müziklerini falan işte besteliyorsun. Farklı farklı tonlarda. Ses editörü var. Ses efekti oluşturuyorsun falan. Sonra onu böyle export deyince sana bir tane dosya veriyor. Onu direkt playdate'e aktarıyorsun. Playdate'in bir tane şeyi var. Mac'de app'i var. Cihazı aktarıyorsun. bayağı cihazda patır patır oynuyorsun oyunu yani. İşte ilk aldığım gün akşam böyle onu kurcaladık oğlanla beraber. Aa, işte şunu yapalım, bunu yapalım. Bir tane intro kartı falan yaptık. İşte, Süper Taha diye benim oğlan adı Taha. <laughs> Süper Taha diye bir tane basit bir oyun yaptık. İşte bir odadan, bir kapıdan gelince başka kapıdan falan çıkıyor. Ee, sonra hanım bizi yaparken görmüş ya dedi. Ben de dedi. Merak ettim. Şunu bir ver, ben de bir bakayım falan dedi. Sonra o da şey yaptı. Böyle kirli çamaşır toplama oyunu böyle. Bir tane oda var. <laughs> Çamaşırlar var. Böyle onları topluyorsun falan. Bu arada hanımın hiç Yazılım background'ı yok. Tamamen o işte kendi çizerek sprite'ları falan çizip onları öyle oluşturarak bana işte buradan bunu yapıyorsun, şuradan şunu yapıyorsun diye anlattım. Ee, öyle bir işte oyun yaptı. Cihazda öyle iki tane de kendi custom yaptığımız oyun var. İşte artık şey olmaya başladı bu arada işte. Mesela hanım da aynısını söylüyor. O olan da. Ya buna bir level daha ekleyelim. Bir işte düşman ekleyelim. Şu olsun bu olsun. Bir anda böyle kafa çalışmaya başladı. Dedim işte bak yazılım böyle bir şey işte. Hani kendi ürününü yapmak böyle bir olay eğlence açısından da güzel oldu yani evdekiler böyle minik minik oyunlar geliştirince tatlı oldu ee, hoş bir cihaz ama tabii şeydi yani böyle mutlaka tavsiye ediyorum alın bir tane play oynayın demiyorum çünkü oyunlar çok niş oyunlar birçoğunu hmm. muhtemelen beğenmeyeceksiniz bile ee, böyle çok, çok fazla indie oyun oynayan ve işte oradaki oyun mekaniklerini çözmeyi seven basit işte game design fikirleri falan hoşuna giden insanlara tavsiye edebileceğim bir cihaz ama 200 dolar mı 220 dolar mı öyle bir fiyatı var. Hani o para seri S alabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum yani ne kadar mantıklı. Tam böyle bir hobbist cihazı olmuş. Bluetooth audio yok. O çok kötü. Ee, kulaklık jackı var. Onunla bağlıyorsun. Hmm. Ee, o bir sıkıntı. Ee, Teenage Engineering ile beraber yapmışlar bu arada cihazı. Ee, zaten Teenage Engineering dokunuşu olduğu da biraz belli. Ee, bu kurma kolu da çok acayip. Mesela SDK'ya baktım. Baya kurma kolunun açısı işte içeri tıkılı mı dışarıda mı tam olarak hangi kaç derecede açısı falan onları falan da veriyor. Hani baya SDK'yı da zengin yapmışlar. Hı, akıllı bir kol aslında yani. Evet evet baya akıllı bir kol yani düz bir kol değil. Ee, güzel yani keyifli. Mesela şeyi uyarabiliyorsun kullanıcı tam 90 dereceye getir kolu falan gibi mesela uyarılar yapabiliyorsun. Ee, onun onun için getirmişler. Baya hoş bir alet. Öyle playdetten de bahsetmek istedim. Hı. Ama sezon 2 yok mesela oyunlarda hani. Bundan bir buçuk sene önce bir sezon bir çıkmış. Üç ay oyun çıkartmışlar. Sezon iki ne zaman gelecek ne olacak bilmiyoruz. Belki de panik de getirmeyecek öyle bir şey. Hani mağazayı getirip bıraktılar gibi bir durumda olabilir. Ee, bakalım. Hı hı. Ya ben şeyi hatırlıyorum. Bu oyunun ilk çıktığı zamanları hatırlıyorum. Millet galayana gelmişti. Yani ilk şimdi bir duyurulma kısmı vardı. Ondan sonra pre-order'ı açtılar. Ben o zamanlar işte Shopify'da çalışıyordum. Bizde bir gaming kanalı vardı. Millet artık şeyi kollamaya çalışıyordu. İşte ne zaman hemen pre-order verebiliriz falan. Parti parti açmışlardı diye hatırlıyorum çünkü. ya yani Baya insanlar kap, kap, kapmaya çalışıyordu. Ve bunlar da genelde işte ya bizim yaşlarda ya da bizden daha yaşlı insanlardı. Evet. O zamandan beri ben böyle şeyi takip ediyordum uzaktan. Bir de tabii yine Engineering ne yapsa biz onları da takip ediyoruz. Hı hı. Ben alanlar da genelde böyle 2 3 tane falan sipariş veriyorlardı açıkçası. Hmm. Yani işte genelde bir kendine bir tane de olan alayım falan gibisinden yapıyorlardı. Ee, o zamandan beri ben şeyi takip ediyorum. Bence de yani çok şey olarak ben şeye şaşırdım. Cebinden çıkartmaya <laughs> şaşırdım. Çat <çatlayı> diye cebinden çıkartınca. <laughs> Şu kadarcık bir şey ya yani minnacık. Aynen. Yani podcast'ten yani... dinleyenler varsa yani bir kredi kartı Game Boy'un kadar bir şey. Gen boyun belki %30'a falan var fark. Evet. %40'e kadar. Kalın bir şey de boyutta. değil bu arada. Çok ince böyle 1 bir santim falan kalınlığı. Aynen. Tatlı. Ya Şey abi işte onu görüyorsun aslında. Biraz da donanım kalitesini de görüyorsun. Bir de hani o fiyatı verdin ama şimdi bu cihazı kim bilir ne kadar süre kullanırsın. Bir de bu cihazın bence önemli olan kısmı işte e, senin bahsettiğin şirketi e, çok fazla takip eden insan olduğundan dolayı otomatik olarak bu şirket oyun konsolu doyurduklarında anında şey olmaya böyle bir kitle hemen bir topluluğu olmaya başladı. O yüzden böyle çok fazla oyun yapan insanlar var. Çok fazla seven bu cihazı insanlar var. Bir de aksesuar falan yapanlar da var diyebiliyorum. Yani hani sadece evet. şey değil. E, şirketin kendisi değil. Başka hani third party şirketler de işte sticker'lar olsun e, farklı farklı şeyler yapıyorlar. Evet. Yani bu bence çok şeyi göstertiyor yani. Hani böyle ya işte illa çok büyük bir şey, çok büyük bir marka olmana gerek yok. Çok büyük bir şeyle söz vermene gerek yok. Hani çok basit bir fikirle de ama işini iyi bir şekilde yaparsan işte üretim şeyine de sen dediğin gibi ben de o şeyi takip ediyorum bloklarını takip ediyordum. Ee, özellikle işte üretim süreçlerinden dolayı. Ee, burada da onu görüyorsun yani açıkçası. İyi bir örtüye çıkartınca fiyat olarak işte seris e, S'de de yarışı olsa e, alıcı böyle niş bir alıcı kitlen olabiliyor. Çünkü biz bir yandan da şeyi geçen bölümlerde konuşmuştuk. Hümeyn şirketinin o da hemen hemen aynı boyutlarda değil mi yani ortaya çıkartılan cihaz? Yok Hume'ninki birazcık daha küçük galiba. Biraz daha küçük galiba ama orada mesela çok daha böyle ben geçenlerde yanlış hatırlamıyorsam 270 milyon dolarlık bir yatırım almışlar yani hani Hume'nin gibi bir şirket. O Playdate şirketi bunun için hiçbir şey yapmamıştı. Tamamen hani cebinden topluluğun de. topluluğun desteği işte pre-orderlarla parayı hemen önceden alalım ki pre işte şeyin parasını verelim. Fabrikada üretimin parasını verelim şeklinde işte yap, yaptılar. Ama günün sonunda bakıyorsun işte Hümey'in geçenlerde işte haberi çıktı. şirkete satmaya çalışıyorlarmış. Onun <laughs> için de <laughs> yani o da çok garime gidiyor. Yani hala bu şeyi görebiliyorsun. O kuruculardaki egoyu görebiliyorsun. Bir milyar dolar istiyorlarmış şirket içinde yani ben açıkçası yani ne diyeceğimi bilemiyorum bir de daha böyle içeriden bilgiler çıkmaya başladı. Bu insanlar şeyi biliyorlarmış aslında cihazın bu kadar iyi çalışmadığını biliyorlarmış ama bir şekilde bunları hep gizlemeye çalışıyorlar. İşte bazen mühendisler diyormuş ya işte bu cihaz daha hazır değil biz bunu nasıl sunacağız diyorlarmış. Ertesi gün çıkışını veriyorlarmış o arkadaşın <laughs> şirketten. Ya da demo yapacaklarsa eğer böyle işte ne bileyim e, ünlülere ya da işte teknoloji alanında ki gazetecilere vesaire cihazı alıp buzun içerisine yatırıyorlarmış. Çünkü ısınma sorunu olduğundan dolayı ısınma sorunundan kaynaklı olarak da pili çok çabuk git, git tüketildiğinden dolayı sunum yapmadan önce buzun içine yatırıyorlarmış. Öyle sunum yapıyorlarmış. Mesela bu da aslında yani böyle bir üç katçının döndüğünü göstertiyor. Yani çok şirkette. acayip bir şey ya. Ya ben açıkçası yani çok şaşırdım. Yani dediğim gibi çünkü yani şirketin kurucuları iki, yani yıllardır Apple'da çalışmış insanlar ama işte şey yani hem neden ayrıldıklarını, kovulduklarını aslında bir tanesi ben kovuldu diye biliyorum. Hem onu da aslında böyle anlayabiliyorsun neden böyle bir ilişkisi sonlandığını anlayabiliyorsun şu anki davranışlarından. Ama hem de yani abi hiç mi bir şey öğrenmediniz diye bir insanlara durup şey yapmak düşünmek gerekiyor. Abi sen o kadar çalışmışsın abi açıp ne bileyim Apple Ünivers Üniversitesi var yani gidip orada bir ürün nasıl yapılır falan filan hiç mi bir şey öğrenmemişsin. O bence çok garibime gidiyor ve dediğim gibi özellikle bu ego yani biz işte ürün nasıl yapılır bunu biliyoruz. Ee, biz bunu iyi satmasını da biliriz vesaire gibisinin anlatış şekilleri, sunum şekilleri de. Ve şu anda hala hani batmış olmalarına rağmen aslında bence kibar üzerinde evet. hani batmış şirket olmalarına rağmen hala şirket için böyle 1 milyar dolar gibi bir değerlendirme yapıp oradan böyle bir exit çabalarına girmeleri de bana çok komik geliyor açıkçası. Ya benim ok takip ettiğim özellikle bu Apple olanındaki e, teknoloji yazarları da gene benzer şekilde düşünüyorlar. Yani e, bu kurucunun sahip olduğu ego, e, işte bir sürü patentli isminin de olmasından kaynaklı Apple ürünleriyle de ki hep iPhone falan gibi yanlış bilmiyorsam. Hani oradan çıkan egoyla bu şekilde fail olması ve hala fail olduğunu kabul etmemesi bana çok çok acayip bir kafaymış gibi geliyor. Ee, en son işte HP'ye HP satmaya çalışıyorlarmış diye okudum. Ee, şeyin ne olur bilmiyorum açıkçası. Yani bir, bir şirket de niye alır bu şirketi açıkçası ben onu da şaşır şey yapıyorum. Ee, okuduğum yazılarda da işte bunlar 100 bin cihaz satışı bekliyorken tutarda 10 Yeteneği satıyordur. O da olabilir ama talent daha bir şey olmaya başlamış. Ayrılmaya başlamış. Çünkü adam yani işte şöyle düşün yani. Sen iyi mühendissin. Senin adın da hem orada geçiyor. Hem de yani sen söylüyorsun. Abi bak hani burada yani bir sıkıntı var. Cihaz işte pili çok çabuk bitiyor. İşte böyle ısınma sorunu var. Onu da şeyi de söyleyeyim yani. Bunun şarj cihazında böyle ki sorun o kadar büyük ki şarj cihazını kullanmayın dediler. Çünkü yangın çıkma riski varmış. Yani böyle bu sorunlu bir çıkartıyorsun şeyi söylemiş olmasına rağmen senin çalışanı sana söylemiş olmasına rağmen e, haliyle adam da kalmak istemiyor abi yani artık o şirkette ayrılıyorlar. Artık bilmiyorum yani konsepti mi satmaya çalışıyorlar yani hani tasarımı mı satmaya çalışıyorlar ya bir şeyler satmaya çalışıyorlar ama ya, alıcı çıkar mı ben ondan hala emin değilim yani ellerinde kalırmış gibi geliyor bana. Açıkçası. Ya aslında şöyle ya, o pinin işte etkileşim şey işi falan. Onlar aslında kötü şeyler diyor. O adam işte elini bükerek falan interaktif bir şekilde lazerle şey yapıyor. Eline bir şeyler yansıtıyor. Hmm. Bence o, o kısımlar teknolojiler çok kötü teknolojiler değil. Ama o AI işini işin içine sokmaları bence biraz da onları bitirdi. Hmm. Ee, çünkü orada bir processing power gerekiyor. Gidiyor geliyor vesaire. Hani böyle sanki telefonun ortadan kaldıracak bir cihaz gibi tanıt. Aslında yani şirketin kuruluş amacı o ya. Eee hmm telefonu ortadan kaldırıp alternatif daha hızlı bir şekilde etkileşime geçebildiğin ve gerçek dünyaya hızlı bir şekilde geri dönebildiğin bir şey yapmaya çalışmaktı. Bu AI işiyle yatırımcıların da biraz gözünü boyamak için o tarafa kayıp iyice batırdılar yani. Bence o ilk başta yaptıkları o denemelerde belki çok ilginç prototipler de olabilir ellerinde. Onu da bilmiyoruz yani şimdi. HP'de geri zekalı değildir herhalde yani. Bir milyar dolar <laughs> vermeye niyetlensin. Çok ciddi bir para çünkü. Muhtemelen hani Xerox Park gibi belki arkada bir sürü ilginç şey var, e, teknoloji var. Hmm. Belki onların patentlerini vesaire almak için e, HP para veriyor. Yani onu bilmiyoruz. O yüzden e, sadece Humane Pin olarak bakmamak lazım. Peki sen yine e, AI'dan bahsettin. Ben bunu özellikle konulara koyuyorum. <laughs> Çok reyting geliyor çünkü. <laughs> Ama hakikaten yani sektör durmuyor. Ya ben nereye baksam AI, 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 AI. Ee, en son şeyi gördük artık yani bu işte hep derler ya eğer bir gold rush varsa kürek satmalısın işte altın hmm. şeyi varsa e, altın avı mı gold rushı mı evet, bilmiyorum. Nasıl altın avı evet. Altın avı varsa en, en çok kürek satanlar kazanır gibi bir laf var. Burada da işte kürek satan kişi e, Nvidia olduğundan dolayı şirket e, Nvidia olduğundan dolayı değeri 3 trilyon dolara çıktı. E, ben yani... Açıkçası bilmiyorum bu değeri de biraz e, balon gibi görmeye başladım. Çünkü yani şeyi anlayabiliyorum şu anda hakikaten piyasa ellerinde. E, i̇şte Tesla'dır e, ondan sonra acaba işte Microsoft'tur Facebook'tur falan bunlar böyle 10 milyar dolarlık 5 milyar dolarlık sipariş veriyorlar. Nvidia'nın sattığı kartlar için ki kendi bu large language modellerini eğitebilsinler. E, bunu anlayabiliyorum. Ama hani bu 3 trilyon dolarlık değeri ben anlayamıyorum. Onu da şu, şuradan şundan dolayı çünkü 3 trilyon dolarlık değere sahip hani böyle Microsoft var, Apple var ve onların mesela gelirlerine baktığımızda işte ben mesela baktım işte Microsoft'un işte 200 milyar dolar geliri varmış 2023 yılında. Nvidia'nın 60 milyar dolar. Hani şimdi iki şirketle 3 trilyon dolar olunca çok böyle ab ab abes bir rakammış gibi geliyor bana. Gene Apple'da da mesela Apple 400 milyar dolar gelir elde ediyorken hani Nvidia 60 milyar dolar yani nasıl bu iki şirket aynı olabilir? Tabi burada şirketlerin değerlendirmesi hep gelecekteki yapacak şeyleriyle alakalı oluyor ama e, yani Nvidia'nın da bir şekilde kısıtlıdır diye tahmin ediyorum üretimleri. Çünkü hani e, okey hani tek en iyi şey kartı cihazı kendileri satıyor ama bazı şirketler kendi çiplerini geliştirmeye başladı. Bir de işte fabrikanın dediğim gibi işte bir limiti olabilir. Yani sen o kadar yani bu 60 120 olamaz diye tahmin ediyorum. Çünkü yani bir senede sen bunu fabrikada üretim kapasitenin iki katına çıkartamazsın diye tahmin ediyorum. O yüzden böyle artık e, bir balon varmış diye e, e, a, artık düşünmeye başladım. Bu, bu konuda ufak araştırmalar yapınca da işte bu dotcom bubble dedikleri işte e, 1999 yıllarında sanırım işte herkesin bir domain alıp işte ya burada büyük bir şirket çıkabilir gibisinden yatırım topladıkları bir e, ve halka arz oldukları bir dönem var. Tabii biz o, o zamanlar bu kadar e, şey değildik e, bilmiyorduk ben o yüzden böyle dönüp bakıp okumaya başladım orada da benzer şey Cisco için olmuş Cisco'da modem satıyormuş. Hmm. zamanında. Haliyle de orada <laughs> o zamanı kürek satanı da Cisco'ymuş. koymuş. Da o şey görünce ben çok şaşırdım. Bir grafik gösterdiler. İşte Cisco'nun dönemiyle Nvidia'nın dönemini tam böyle üst üste koymuşlar. Hakikaten benzer yükselişe sahipler grafikte. Ama o Cisco'da tabi belirli bir süre sonra işte bu dotcom bu bubble'ı patladıktan sonra değeri inanılmaz bir şekilde yüksel düşmüş. ben de benzer şeyin Nvidia için de olacağını tahmin ediyorum. Çünkü yani hani Sadece işte hani bu kart üreterek okey hani bütün şirketler senden alacak ama e, bence bir iki sene sonra şirketler de görecek yani bu hakikaten e, bizim harcadığımız paraya bize geri verecek mi şeklinde. Olmayınca da muhtemelen hani almayı keseceklerdir diye tahmin ediyorum. Yani şu andaki benim gördüğüm işte büyük şirketlerin o bütün elde ettikleri karlar bir şekilde değil diye kanalize olmuş oluyor. Ya da bu bir sürü AI startup'ları ortaya çıkıyor. Bunlar da bir sürü yatırım alıyor yatırımcılardan. O yatırımcıların parası doğrudan Nvidia'ya gitmiş oluyor. Eee çok böyle e, gelir oluyor. Ben şeye şaşırdım. işte özellikle e, 2022'de mesela 30 milyar dolarmış gelirleri. 2023'te ikiye katlamışlar. Hakikaten atmış olmuş. Karları da mesela 4 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkmış. Yani bu hani neredeyse 10 kat bir. Ama trilyon dolarlık almanış. değerleme biraz abartı tabi. Aynen yani o biraz bana abart oluyor. Çünkü yani hakikaten ben şeyde mesela ofiste konuşuyorlar. Bazıları işte özellikle bu e, GameStop vesaire hani böyle meme stock döneminde çoğu insan e, hisse almaya başladı. Onlar böyle işte ya abi Nvidia alsak mı falan böyle işte berber hani abi Nvidia hissesi alsak mı falan deyince yani orada bir hakikaten şeyi görebiliyorsun. Ya bir sıkıntı olduğunu görebiliyorsun. Ben sadece şeyi merak ediyorum. İşte bir, bu balonsa işte bu balon ne zaman patlayacak? Ne artık böyle bunu diyecek ki aslında ortada bir şey yokmuş. Bir, an, bir anda hissenin değeri çok düşecek. Ben bir tek onu merak ediyorum yani nasıl olacağını. Çünkü hakikaten şeyi çok şaşırtıcı abi. Yani Microsoft çünkü hani çok farklı kanallardan gelir elde eden bir şirket. Apple da gene tamam iPhone hani %40'lık gelirini falan elde ediyor ama çok farklı kanallardan gelir, gelirler elde ediyor. İşte servislerden vesaire ama hani sen tek bir ürün satarak o da işte H100 kartı tek bir ürün satarak hani bu değerlendirmeye ulaşabilmek bence bir başarı bir de şeyi de fark ettim. Ben hala kurucusu kendisi şey yapıyormuş şirketin CEO'su. Nvidia'nın da aynı zamanda kurucusu. Onun da böyle şey mal varlığı 100 milyar dolara erişmiş. Ona da hayırlı olsun diyeyim artık şeylere geçen <laughs> etkinliklerde artık e, kadınlar göğüslerine imza istiyormuş kendisinden. Yani o kadar popüler bir e, abi olmaya başladı. Ben onu da şaşırdım. Yani biz mesela şeyleri falan seyrediyoruz. Apple etkinliklerini falan seyrediyoruz. İnsanlar şimdi artık şeyi seyretmeye başladılar. Nvidia'nın etkinliklerini seyretmeye başladılar. O da bence en ilginç konulardan bir tanesi. Ben de sana katılıyorum bu konuda. Ee, Nvidia'nın şu anki değerlemesinin overvaluation dediğimiz olay olmasını ee, olduğunu düşünüyorum. Bir de Nvidia'nın çok yakın yani nefesini ensesinde hissettiği AMD gibi bir rakibi de var. yani AMD de yarın bir gün e, Nvidia'ya muadil ve daha power efficient bir kart çıkarttığı noktada bu sefer Nvidia'nın değeri hakikaten çakılabilir. E, çünkü bir yandan da hani AMD'nin de ciddi bir üretim kapasitesi var. Onlar da onu kullanarak da mesela o pazar payından ciddi bir pay alabilirler diye düşünüyorum. Bir de AI ne kadar bu kadar popüler şu an ya. ama bir noktada ya biz bunları yaptık ama bu e, kaç bölüm artık söylüyoruz yani, yani bu bizim hı hı. beklediğimiz gibi çalışmıyor deyip mesela Google biraz sanki onu şu an yaşıyor e, Google Search'te e, oradaki yatırımları kısabilirler bu sefer yine yani Nvidia'nın aslında değerlemesi tamamen kendi elinde değil hı hı. E, çok fazla faktöre bağlı ve bu faktörler çok hızlı bir şekilde değişebilir o yüzden çok riskli bir aslında büyüme e, ama tabii e, 50 dolarken hisse alıp da şu an 1000 dolarken satanlara e, yeni arabaları Ferrari'ler hayırlı olsun tabii ne diyeyim yani. <laughs> e, o ya bence da, aynen. E, en hak edenler çalışanlar olacakmış gibi geliyor. Orada çalışanlar ya, hemen e, satar hisse yani. olduğu için. Aynen. Ya ben de muhtemelen çalışıyor olsam eğer yatıyorum bundan 3 yıl önce falan şirkete başlamış olsam şu anda bütün hisselerim ee, hani satılabilecek düzeydeyse ise e, anında satar çıkardım diye tahmin ediyorum. Bir Ama de... işte orada da şey var abi. Ya daha da yükselirse. Ama yani daha da ne kadar yükselebilir? abi <laughs> o <bu da>. orada <laughs> Nvidia hissesi de altın maden oldu. Şimdi bizim sokaktaki adam da Nvidia hissesi mi alsak lan kaç katına <laughs> çıkmış falan diyor. O da tabii birazcık şeyi arttırıyor çünkü hisselere de talep var. Bakalım göreceğiz. Ben çok bir de yani Apple falan gibi firmalar da hani kendi GPU'larını yapıyorlar artık ve o GPU'lar da yine Machine learning işlerinde kuvvetli mesela Apple çok Nvidia'ya ihtiyaç duymuyor. Nvidia ee, ne zamandır kullanmıyor abi Apple yani o da çok ilginç bir şey. Nvidia çünkü işte kavgalılar Nvidia'nın bazı yaptığı e, hareketlerden dolayı ve hani Apple da mesela şey diyor hani biz işte kendi modelimizi eğitirken M4 işlemcilerden böyle işte cluster kurduk. E, Hı -hı. O, onunla yapıyoruz vesaire diyor yani bir tarafta da alternatifleri de var yani hani hiç alternatifi olmayan bir şey olsa diyeceğim tamam bu şey hani e, mantıklı ama hem AMD bir yandan çok hızlı bir şekilde yetişmeye çalışıyor. E, Hı -hı. ve ne çıkaracaklarını da tam olarak bilmiyoruz. E, diğer, diğer yandan işte Microsoft kendi ARM işlemcilerini yapmaya başladı. Tasarlamaya başladı. Apple zaten orada bayağı bir ilerledi. E, bilmiyorum nasıl bir şeye gidecek. Göreceğiz ya. Yani çok böyle bir borsa morsa da alakam olmadığı için e, çok bir şey diyemem ama genel olarak bir altın avı olayı Nvidia hissesi içinde var diyebilirim. Peki o zaman bir diğer konu da bu gene AI ile ilgili artık birçok şirket kendi işte Terms of Services, kullanım koşullarım, kullanım şartlarını hı hı. böyle ufak tefek cümleler eklemeye başladılar. Bunlardan ilki Slack da Slack dedi ki ya yani işte sizin datalarınızı biz kendimiz bazı amaçlar için kullanabiliriz. Böyle bir de bu yasal metinler çok ucu açık oluyor. Böyle doğru tek gerçekten ne amaçla kullanacaklarını söylemiyorlar ama yani çok kabaca hani sizin datanızı kullanabiliriz gibi size bir madde eklediler. Bu da şu demek anlamına geliyor. Ee, sen ben şirket içerisinde Slack kullanırken bir sürü yazışma yaptığımızdan dolayı Slack bütün oradaki yazışmaları alıp e, kendisi muhtemelen bir model eğitecek. Ki bu modeli de daha sonra Sile'ye tekrardan bir özellik olarak getirip ya işte eğer böyle 60-70 mesajlık select thread'i varsa bunun yanlış bilmiyorsam getirdiler zaten böyle tek tıkla hmm. özetleyebiliyorsun işte o thread'de hepsini okumana gerek yok ya da işte thread'de biri sana mesaj yazınca belki otomatik olarak cevap yazar gibisine böyle bir şeyler getirecekler. Ama hani burada yaptıkları şey açıkçası e, bence biraz kullanım koşullarına aykırıymış gibi geliyor ben tabii avukat değilim şey değilim ama. Yani sen hala hal hazırda bir servis kullanıyorsun servisi almadan önce okuyorsun zaten büyük şirketler bunu yapıyor biz sen ben yapmıyoruz ama büyük şirketlerin legal departmanları açıyorlar hakikaten sözleşmeleri okuyorlar ondan sonra okey veriyorlar. Hı hı. Büyük şirketlerde bu satın alma süreçlerinin uzun sürme nedeni, nedenlerinden bir tanesi de bu. bu. Ee, ama orada sen okuyorsun diyorsun ki okey her şey sıkıntı yok data bizim datamız bizde kalacak imza atıyorsun, kullanmaya başlıyorsun ve genelde de böyle yıllık şeyler imzalıyorsun bu tarz e, şirketlerden bir alım yaparken. Ama sonra bir anda bakıyorsun ki, "Aa, bizim data gitti." Abi ama biz hani sözleşmeyi böyle imzalamıştık. Sen şu anda sözleşmeyi değiştiriyorsun. Haliyle kimse şey de yapamıyor ve bu tarz şeyleri de e, sözleşme değişiklerine direkt uygulamaya açtığını kabul ediyor musun diye? Ettim diye geç geçiyorsun sen de böyle. E, bu bir tanesiydi. Bir de e, bir iki gün önce yanlış bilmiyorsam yani geçtiğimiz haftada gene olan bir şey. Adobe de benzer bir şey yaptı. Adobe de dedi ki sizin sen Photoshop kullanıyorsun. Photoshop kullanırken ürettiğin içeriği biz kendimiz de kullanabiliriz. Hiçbir şekilde yani biz lisanslamak zorunda değiliz dediler. Bu da şöyle bir şeye sorunlar neden oldu. Bizim grupta da yazanlar oldu. Bir sürü yani büyük şirketler başka şirketler özellikle iş yaparlarken NDA alıyorlar. Tabii. NDA imzalamalarının nedeni de ne, denedi, ne iş çıkarsa biz bu konuda bir iş yapıyorsak buradaki bütün haklar senin. Yani biz ne kadar sana kontratlı iş yapıyor olsak bile sen telif hakkına sen sahipsin diye. Şimdi bu insanlar işte şirketler tasarımlarını Photoshop'ta yaptıklarından ötürü kendileri de hala bir NDA imzaladıklarından ötürü Adobe'de kendisi... E biz de sizin yapacağınız işlerde hakkımız olacak. Hiçbir şekilde telif ödemeyeceğiz dedikleri zaman konflik olmuş oluyor. Bir şey hı hı. olmuş ortaya çıkıyor. E, e, karşıt e, birbirine kar itilaf 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 olmuş oluyor. Haliyle de bu şirketler şu anda hiçbir şekilde Photoshop kullanamıyorlar. Çünkü Adobe Photoshop kullanama izin vermiyor. Sen eğer bu yeni kullanım sözleşmesine izin vermezsen. Bu ya, para veriyorum ben Photoshop'a. Şey, Heh, onun işte ama bir, bir önemi kalmıyor artık yani sen ürüne çünkü ürüne sahip de değilsin bir de öyle bir şey artık servis bunların hepsi yani öteki türlü olsa dersin ki abi ben download ettim hani bir sonraki sürümü update etmem eski sürümü kullanmaya devam ederim değil mi? Bir sonraki sürümde belki data'yı kullanabilirler ama ben kendi sürümümde Bunu hala yapabiliyorsun burada. Torrent'ten indirirsen. <laughs> o da doğru. Ama işte şimdi Photoshop artık bu işte Adobe Creative Suite diye kendileri şey çıkarttığı için, abonelik sistemi Creative çıkarttığı Cloud. için. Keşi Creative Cloud. Keşke Creative Suite Cloud. olsa. O eski ismi. Ha. Ha. O kadar takip etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey yapamıyorsun yani hani mecburen eğer sen sabah düşünsene yani işe geldin açıyorsun bilgisayarı Aa, Photoshop'ta dur ben şurada bir iki iş yapacağım diyorsun. Aa, diyorlar ki işte biz sözleşmemizi değiştirdik artık ürettiğin içerik bizim içeriğimiz biz de bunu kullanabiliriz. Bunda tabii kendileri gene bir AI ile ilgili bir görsel üretme ürünü çıkartacaklar orada kullanmak istiyorlar senin kendi başka şirket için yaptığın işlere. E haliyle de çoğu şirkette ben şey diye duydum yani. Bizi yazanlar da oldu. iş durmuş yani. Çünkü kullanamıyor kimse Photoshop. Kullanırlarsa NDA imzaladıkları NDA'ye karşı bir iş yapmış olacaklar. Bu da açıkçası bana biraz şeyleri göstermeye başladı. İşte bu AI'ın hype'ından ötürü birçok şirket böyle aç gözlü olmaya başladı ve biz bu işi nasıl yapabiliriz? Ya işte biz Slack gibi bir şirketiz belli bir data gidiyor. Hani insanlar aralarına mesajlaşıyor. Bir sürü farklı dilde mesajlaşıyorlar. Vesaire. Ya biz bundan daha nasıl çok, para kazanabilir İşte Adobe'de de işte. Ya sen zaten satıyorsun ürünü hani değil mi? Yani abonelikle yapmışsın. iyi fiyatta bir şey koymuşsun. Ama bununla yetinmiyorlar. Ya işte biz bir de bunlara insanlar ürettikleri içeriklerden biz nasıl para kazanabiliriz derdine düşmüş durumdalar. Ya bence hani bu Nvidia'nın o değerlendirmesiyle de çok bağlantılı bir şey. Ya işte Nvidia böyle bir şey yapıyor. Bu 3 trilyon değere ulaşıyor. Biz de işte kendi kullanıcılarımız datasını kullanarak bir şeyler yapsak. Yani biz de payımızı alsak bu AI hype'ından gibi düşünüyorlarmış gibi geliyor. Ben açıkçası hiç sağlıklı bulmuyorum yani bu şirketlerin bu davranışı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani e, tabii ben artık AI konuşmayacağım diyorum ama e, bu şeylerden bir türlü kaçamıyoruz. Aynısıyla gündemimiz bu. E, bu şirketlere yapılacak şey çok belli. E, direkt Photoshop'u kullanamıyorsun. Az önce de bahsettim. E, bütün şirket olarak Creative Cloud sözleşmeni iptal edip torrentten indirip internet'e dağıtacaksın. <laughs> yani bu şirketleri ancak cebinden vurabilirsin. E, aynı şey Slack için de geçerli. Evet Slack'ten geçmek birazcık daha zor ama da open source alternatifler var. <laughs> Direkt diyeceksin ki bizim 1500 çalışanımız vardı, 1000 çalışanımız vardı. 8 Euro'dan 8000 Euro yapar aylık. Enterprise'de falan değilsen. <laughs> aylık 8000 Euro'luk sözleşmemizi iptal ediyoruz. Sebebi de bu. Biz işte open source alternatifinize yönleniyoruz deyip bu şekilde yönlendirme yaparak yani yapabiliyorsan tabii o cesaretin varsa ve datan gerçekten senin için kıymetliyse ve keriz yerine konmayı sevmiyorsan. Bunu yaparakten e, bu şirketlere ancak böyle mesaj verirsin. Bak bakalım nasıl dönüşüyor. Ama tabii bunu yapacak şirket sayısı bir elin parmaklarının geçmeyeceğini onlar da bildikleri için bunları kolaylıkla yapabiliyorlar. E, yani yapacak bir şey yok. Hı hı. O, ya orada bir ya de... Photoshop kullanmak ne demek abi? Photoshop'u yani çok <laughs> acayip kö kötü bir durum. Bir de ya bütün ekibin eli Photoshop'a alışmış. Hani. Yani bırakıp alternatifine geçeyim diyemezsin. Çünkü alternatifinde bambaşka özellikler var, farklı kısa yollar var vesaire. Ama dediğim gibi yani torrentle çözersin. Hı hı. Ya bir de işte bir sürü arşivim var atıyorum oyun firmasının bir sürü aset, maset, PSD dosyası yani. Hani ne yapacaksın onları ki? Yani açıp belki Aynen. farklı bir şekilde export etmen lazım da gene o açman gerekiyor yani hani şeyi uygulamayı. Bunlar kullanmana kullanmanı izin vermiyor hani. Sen kabul etmediğin sürece. Ya o bana açıkçası çok Peki burada şöyle bir durum var. Creative Cloud'a yüklediğin dosyalar mı yoksa direkt çalışırken kullanılan dosyalar mı? Ya çalışırken kullanılan dosyalarsa çok hakikaten abes. Benim anladığım. Ama adam ben he Creative Cloud'a file yükleyebiliyorsun onları böyle cloud storage gibi kullanabiliyorsun. Yok, bayağı çalışırken kullandığın dosyalar. O zaman hiç çıkış çaresi yok dediğin gibi. Hı hı. E, çözümler belli. Hı, hı. Ya Şeyde de mesela selectte de e, belki çok az bahsedeyim ondan alternatif olarak. Bu bizim DHH abimiz, Basecamp'in kurucusu. Onun ben açıkçası o diğer kurucusunu çok daha beğeniyorum. Jason e, Fright miydi? O da aslında hı hı. kitabın kitapların yazarı da genelde kendisi oluyor da DHH yancısı oluyor diyebiliyorum. biliyorum. onun öncülüğünde gene çıkarttıkları bir kurdukları bir şirket var. Once diye bir kere diye çevirebileceğimiz. Artık böyle işte sağ sistem, abonelikli sağ sisteminin ileride e, çok çalışmayacağını ama şirketlerin daha çok böyle bir kere para verip alabilecekleri yazılımlara yöneleceğini düşünüyorlar. Bu nedenle de böyle kendileri farklı farklı yazılımlar çıkartmaya başladılar. E, bunlardan bir tanesi de Campfire diye bir tane uygulama. Bu Slack'i aslında e, replace edebilecek bir uygulama diyebiliriz. Tabii ki bütün aslında chat gibi. uygulamasıydı Campfire. Aynen Campfire Basecamp'in içerisindeki chat uygulamasıydı. Onu muhtemelen oradan e, aldılar ayrıca bir uygulama yarattılar. Bu uygulamayı da işte şeyden web'den kullanıyorsun. Muhtemelen web web based bir uygulama işte şey için nere gömmüşler? Uygulama şeklinde gömmüşler. ama fiyatı mesela işte ben baktım 400 dolar gibi bir fiyat veriyorsun işte bir nokta ki bütün sürümlere ücretsiz olarak update alabiliyorsun. İşte 1.5, 1.6 böyle sürümler çıkınca. Bunlar ekledikleri bütün özellikleri ücretsiz olarak alabiliyorsun. Ve hiçbir şekilde başka bir ücret ödemiyorsun. 400 dolar ödüyorsun bir kere bir lisansı. Bütün şirket kullanabiliyor. Haliyle şey yapmıyorsun. Slack'te mesela işte ne kullanıcı başına 15 dolar falan 400 kişilik şirketsin. Ya ben bakıyorum abi bizim şirkette mesela ödenen faturalara aklım çıkıyor yani böyle 50 bin dolarlar yılda 60 bin 80 bin dolarlar falan böyle işte Slack vesaire gibi bir sürü sağ servisine para gidiyor. Ki hani bence yani böyle öyle bir hizmet de bu şirketlerden. Yani öyle bir bence karşılığı yok verdiğin paranın. Ee, o yüzden de bence de şeyi çok farklı. E, bu getirdikleri sistem aslında farklı değil. Yani şu andakine oranla farklı ama aslında bundan 2000 belki... 2000'lerin başı 90'ların sonu modeli. Aynen. Tam o sistemi tekrardan getiriyorlar. Bence de buna daha çok insanların ya da şirketlerin yöneleceğini düşünüyorum. Ama işte tabii bunların artması gerekiyor. İşte sen mesela işte Photoshop'a da benzer bir alternatif üretebiliyor olsan bir kere ver işte bu yıl boyunca çıkacak bütün sürümler ücretsiz al gibisinden şeyler yapabilsen. Ben de zaten mesela geliştirdiğim uygulamalarda da hep öyle yapıyorum. Yani bir kere parasını ver ondan sonra senin yani istediğini yap uygulamayla. Burada tabii kendi şeyini de kurabiliyorsun. Yani kendi server'ına çalışıyor kurdukları sistem. Bütün data da senin işte GDPR, MDPR hepsini sen şey yapmış oluyorsun, kavur etmiş oluyorsun yani. Öteki türlü Slack nerede neyi tutuyor onları öğrenmen gerekiyor. Hani buna da evet. bence meraklıları bakabilir. Ben linkini koyarım. Ondan da çok kısa bahsedeyim istedim. Evet e, bir de yani bu Vans modelinde şöyle bir durum var. Senin 2.0 sürümünü hem e, çok bekletmeden çıkartman lazım. Hem de 2.0 sürümünde çok bomba başka şeyler yapman lazım ki. Yine çok başarılı bir ürün çıkartman lazım ki. insanlar 2.0 sürümü için de tekrardan para versinler. E, bu tabii ne oluyor? Seni birazcık daha dikenin üstüne tutuyor. Ama subscription based e mesela Slack dediğin uygulama baktığın zaman 10 sene önce çıktıysa 10 senedir hemen hemen aynı bir aynı çok benzer bir uygulama yani. <laughs> abi IRC aslında yani Slack çok he, bir aynen. şey. Aynen. İşte yok şimdi ya. Huddle, Muddle falan getirdi işte hani görüntülü görüşme falan gibi şeyler var ama hani genel hatlarıyla aynı. Eee mesela size 2 0'a de işte bilmem ne o diğer modelde. O zaman insanlar "Aa bak görüntülü görüşme uygulamasını da artık Zoom'a falan para vermek yerine buradan yapabiliriz." deyip ...güncellemi düşünebilirlerdi. Ama bu çok daha zor... ...yazılım hmm. geliştirici taraf için. Hep ürününü... ...iyi tutman gerekiyor. E, cloud Base'de hata da yapabiliyorsun. Bug'lı mug'lı release yapıyorsun. Hemen sonra... ...fix diyorsun vesaire. Hmm. Ötekinde... ...özellikle eskiden tabii internet falan çok zayıf... ...olduğu için CD'lerle dağıtılıyordu... ...uygulamalar. Sen Photoshop 5.5 ...yüklüyordun. Bir de update... update yok yani. 5.5 olarak kalıyordu. E, daha güzel bir model bence de... ...mesela... O konuda ben işte müzik programları işte biz podcast'te Logic'te editliyoruz. Final Cut'ta editliyoruz. Ben Final Cut'a Logic'e zamanında birkaç bin liralık bir para verdim. Ama hala da update alıyorum ve hala daha aynı uygulamaları kullanıyorum. Ulan bu ayda Logic'in ödemesi geldi diye bir şeyim yok yani. Aynen. Bence de bu model çok daha iyi model. Ve özellikle pro app'lerde bunun bence olması lazım. Yani Photoshop gibi app'leri de bunun içerisine katıyorum. Böyle olması lazım çünkü çok hızlı da güncellenen şeyler de değil yani logic dedi yani böyle major release dedi belki iki senede bir falan yapıyor. Hı hı. Şimdi AI özellikleri geldi bu arada logice ee, yine update ile beraber bir sürü şey eklediler. Ee, ben de bu modeli şey yaparım güzel ama tabii bu DHC madem konusunu açtık biraz ondan gömelim kendisini. Şimdi bu 37 Seven Signal'ın çok e, temel bir pro problemi var. Bu adamlar belli fikirler ortaya atıyorlar ve bu fikirlerin mutlak doğru olduğunu iddia ediyorlar. En büyük bence hataları bu. Yazdıkları kitapları da mesela okursa işte hani bizim için bu çalıştı falan demiyor adam. Direkt diyor ki böyle yapmıyorsanız geri gerizekalısınız falan gibisinden bir tonu var. Yaptığı yazdıkları kitapların ve öğretilerin. Ve bunları böyle takip eden gerçekten tarikatvari bir böyle mürit tayfası var. Özellikle DHH konusunda. E bu DHH dediğimiz arkadaş Apple'a mı kızdı artık ne yaptı bilmiyorum. Linux kurmuş. Bir Linux makine toplamış. Hmm. E, arkadaş 3 aydır Linux'a konfigürasyon yapmaktan iş yapamıyor farkında değil. Hatta kendisi de galiba sonunda onun farkına varmış ki bir tane tool çıkartmış. E, Ubuntu'yu kurduktan sonra o tool'u çalıştırıyorsun. Web development konusunda başını ağrıtmayacak bir hale getiriyor Ubuntu'yu. Hani e, böyle bir state de şu an Linux Linux'u gömdük diye de, bir de onun da müritleri var. Onlar da bize <laughs> e, saldırabilirler ama. Gerçekten yani adam 3 aydır bunu kurdum. işte bu bilmem ne de çalışmadı. Monitörde şöyle bir bilmem ne oldu. Yok onun şöyle bir parametreyi değiştirdim falan diye. Adam 3 ayda iş yapmıyor yani. Linux ayarlayacağım diye. Aynen. E, bizim Mac kullanmamızın sebebi zaten şeydi ya. Biz de Tim Cook'un kaşına gözüne sevdalı değiliz yani ama... <laughs> Bilgisayarı açtım mı geliştirmeye kaldığım yerden devam edebiliyorum. Yok bimlenmesi çıktı, yok şu ayarı bozuldu, yok şunu kurdum, yok sen yanlış desktop'u kurmuşsun, yok GNOME var, yok KDE var. Onun ne sürümünü kullanman lazım falan gibi saçma sapan işlere girmemek lazım. E, saçma sapan diyorum ama ben, benim için saçma sapan. Hı hı. Bizim bir tane Linux hocamız vardı şeyde. E, üniversitede bölüm başkanımız. Adam bir gün sadece... Linux'unu güncellemek için offline oluyordu yani hani. Bütün gün odasında adam yok o driver uymadı onun bilinmesini kurdum şöyle yaptım. Ne oldu sistem update adam. Bir güne gitti adam. Ben, ben niye böyle bir şey yapayım ki ya? ben o gün iş yapmakla uğraşmak isterim yani. Asıl yapmak istediğim işi yapmakla uğraşmak istedim. Ama bu hani Tinkerer kafasında anlıyorum hani. Hı hı. Bazı insanlar da gerçekten böyle ıncığıyla cıncığıyla oynamak istiyor. Ee, bana göre değil Hı -hı. o yüzden e, çok ya sevdiğim ben, söylemez ben o konuyu görünce bizim konu listesinde ben onu ben yazdım sandım sonra dedim ki ya bunu tekrardan tartışmayalım şimdi sen bahsedince fark ettim sen yazmışsın <laughs> boş ben yere yazdım. boş yere silmiş oldum çünkü ben de konuşmak istiyordum bizim arkadaş da bahsetti senin bahsettiğin bu işte diye çeşit geliştirdiği şey e, o makup diye bir şey e, işte bir sürü şeyi kendisi yüklüyor diyor ki işte Spotify'ı da yüklüyorum ben diyor içerisine. Abi niye yüklüyorsun mesela? Ben Spotify kullanmıyorum değil mi? Ne alaka? Yani ama Hı. işte kendisi böyle çünkü onun kafasında olması gereken bir şey ya Spotify müzik dinleyeceksin. Sen dediğin gibi yani kendi fikirlerini herkese aslında force enforce etmeye çalışıyor ee, ve bir sürü şey de kuruyor kendisi. İşte yok tema böyle olacak, şey böyle olur, default teması böyle falan filan diye. Ama tabi daha sonra sen istek Yapınca bu kendi geliştiklerini bunda muhtemelen açık kaynaklı bir şekilde geliştirmiştir. İstek yapınca da ya ama işte bizim şeyimiz bu. O yüzden kabul etmiyoruz senin şeyini. İstiyorsan forkla şeklinde genelde e, söylüyorlar. E, ben ama şimdi şeyi anlayabiliyorum. Bazı Linux severler var. Bunların hani temel anlamda Linux hemiler nedeni ya işte biz herhangi bir şirkete bağımlı olmak istemiyoruz. Benim donanımım olsun, ben bu donanımı istediğim gibi upgrade edebileyim. Ondan sonra işte bütün her şeyini ben kontrol edebileyim işletim sisteminin detaylı olarak şeklini. Hakikaten bunu uğraşıyorlar sevdalılara. Yani e, genel anlamda ben destekliyorum. da Özellikle işte Kamuda vesaire hani Linux kullanılmasını ve bu insanlar sayesinin yaptıkları katkılar sayesinde aslında hani biraz daha kullanılabilir hale geliyor bu sistemler. Ama diğer e, hani konuya bakış açısı tamamıyla Apple nefreti. E, bu Hı -hı. kendilerinin uygulaması birkaç sefer Apple'dan e, red yediğinden ötürü kendisi artık normalde bir Apple sevdalısı bir adamdı. iPhone kullanır, iMac kullanır sürekli işte Safari'nin yeni versiyonu çıktığında onun işte JavaScript test skorunu speedometer skorunu paylaşır yani inanılmaz Apple Hı -hı. sevdalısı bir adamken Sürekli bu red yemelerinden dolayı... ...artık böyle et nefreti oluşmaya başladı. Ben kendisi takibini bırakmıştım. Geçenlerde gene arkadaş bahsedince baktım işte... ...Apple şu anda işte Steve Ballmer... E, ...benzeri bir dönemden geçiyor... ...şeklinde mesela yazısı yazmış. İşte artık Wastecamp'daki... E, ...varsayılan çalışma... E, e, ...environment'ı Linux olacak vesaire... ...böyle şeyler yazmaya başlamış. Ya bu tamamıyla hani nefretten kaynaklı. O yüzden ben hani... Şey, baş, şey sağlıklı bulmuyorum hani bu gelişim tamam hmm. sen belki hani genel Linux'u sebep bir şeyler yapabilirsin bunda hiçbir sıkıntı görmüyorum ama hani nefretle sen bu geliştirmeleri yapıyorsan nefretten ötürü bu şekilde e, değişiklikler yapıyorsan bence e, ortaya güzel bir iş çıkacak e, diye düşünmüyorum e, yani şeyde de e, işte kendi blog yazılarını okuyunca o şeyi görebiliyorsun yani işte Tim Cook gitsin artık emekli olsun çocuklara baksın falan hani böyle o derece yani açık hani farklı ben de söylüyorum bir söylüyorum buna gerçekten ya sen sen ama <laughs> ya sen onu bunu daha böyle işte şakasına söylüyorsun ya da işte Benim adamın Be, için değil bu arada ben genel adamın resmi hakkını veriyorsun. Için. Aynen yani adamın hakkını veriyorsun. İşte şu 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 adamlarda adam başarı. yani Steve Ballmer değil abi adam da yani hani onu da değil şey yani. yapmak gerekiyor yani. O kadar değil hocam. O kadar, o kadar da kadar değil. değil. Yani işte bunun hakkını vermek gerekiyor ama hani tamamıyla bir kind olduğundan ötürü ve sürekli yaptıkları geliştirmelerde hep Apple'ın işte desteklemediği şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ya da işte aslında ekosistemlerin desteklemediği şekilde şeyler de yapmaya çalışıyorlar. İşte biz bu turbo şeyi çıkarttılar. İşte geçen gene çok büyük bir tartışma çıkmış bizim grupta da bahsettiler. Yani herhangi bir menüye tıklıyorsun menünün kendisi açılıyor içi boş geliyor ondan sonra bütün kontenti geliyor. Çünkü iki saniye boyunca bekliyorsun ki HTML backend'den gelsin onu render etsin orada vesaire gibisinden ve bunu hakikaten ya yani işte javascript yazmaya çok gerek yok biz her şeyini yani backend'de şeyde backend'te server side rendering yapıp göndereceğiz gibisinden hani bunu tek doğruymuş gibi sunuyor ve açıkçası hani sunur sunabilirsin alternatiftir ben bunu anlarım ama mesela kullanıcı deneyimine bakınca inanılmaz böyle hani işte ne derler content bir yerden bir yere zıplıyor mesela hani yüklenirken. Onun bir adı vardı da şimdi aklıma gelmedi. Content Jumping miydi? Bilmem ne Jumping gibisinden hı hı. bir şeydi. Evet. Yani hani kullanıcı de bozuyorsunuz sen kendi şey yapınca. Bütün mesela yani Basecamp'imin ürünlerine bak abi. Bir şey yerlere tıkladığın zaman böyle hani akışkan bir kullanıcı deneyiminden ziyade çat çat böyle bir şeyler değişiyor. Böyle çat yani e, interaksiyon Diyenilen animasyon denilen olaylar Olmuyor çünkü şeyi kullanmak istemiyorlar JavaScript kullanmak istemiyorlar orada Ka Kaçınıyorlar ondan Ben o yüzden sağlıklı Bilmiyorum ama meraklıları tabi bakabilir Ben koyarım omakup.org'da böyle bütün kendisi Gene bir video çekmiş genelde öyle şeyler Yapıyorlar kendileri hep ürün çıkarttıklarında Ana sayfada ortasına bir tane Video koyuyorlar kendi sunumları Oluyor o videoda o Ürünü anlattıkları yani umarım şey olur ama dediğim gibi yani hani nefretten çıkan ürünlerin ben bu şekilde uzun sürede başarılı olacağını sanmıyorum. Yarın öbür gün bir şeyler değişir. Aya işte Apple, Apple, Apple diye tekrardan gelir. Ben o yüzden yani şeyde çok sağlıklı olmuyorum. Apple'ı karşısına, karşına almanın hani eleştirmek okey bir şeydir. Onlar da oradan zaten bir feedback alır. Ona göre bir şeyleri değiştirirler ama böyle karşını alıp şey hikayesi yaratmanın işte Davut ve Goliath hikayesi yaratmanın bence çok bir anlamı yokmuş gibi geliyor bana. Benim e, yakın zamana kadar birisine beddua edeceksem bedduam genellikle şeydi. Senin çok sevdiğin roman serisinde Netflix dizi çeker inşallah falan gibi bir şeydi. E, şimdi inşallah kullandığın şirket Basecamp kullanır da seni onu kullanmaya muhtaç eder diye bir beddua geliştirdim. Çünkü e, bu bir tane işte dedim ya Apple'dan onaylanma bir proje var. Onlar Basecamp kullanıyorlar ben hayatımda bu kadar kötü bir yazılım görmedim ya. Çok rezalet bir yazılım. Abi şey kayboluyor. Birileri bir şeyler yazıyorlar. O maille sana geliyor. Mailleri kapatamıyorum çünkü Basecamp'in arayüzüne girince o mesajlaşmayı tekrar gidemiyorum bir daha. Hmm. Yani yok yani. Yok kayboluyor. Onu e, Bir kere mesela atıyorum şeyden bildirimlerden okudun. O mesaja bir kere gittin. Ya bu adam ne demiş dediğim tekrardan mesela açtın. Yok o mesajın olduğu yani bir to var. Bir message board var. Evet, kim nereye yazdı bir işte campfire chat var oradan yazmış olabilirler. Hani tam olarak nereden geldi mesaj bulamıyorum abi. Yani o kadar kayboluyorum ki kendi kafalarında bir şey sistem oturtmuşlar muhtemelen. Ama ben şimdi senin basit uygulamanı kullanmak için senin kitabını okumak zorunda değilim ki yani. Hı hı. Ee, çok hakikaten can sıkıcı bir yazılım. Ee, Allah kolaylık versin kullanana. Belki de kullanıp çok beğenenler vardır ama yani standart bir kullanıcı olarak girdim ve beni çok hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Ya bir de hakikaten dediğim gibi yani sadece HTML gelmesi de değil. Yani üründe bir genel bir kalitesizlik var. Hı hı. Renkler bir garip. UI elementlerinin işte rounded cornerları bir garip. Böyle şey gibi yani. Şimdi yine Linux gömmüş olacağım ama open source Linux yazılımı gibi yani. Bilmiyorum. Bana çok şey geliyor. Yani, milyon dolarlık şirket Hı hı. Yani iyi tasarımcı mı bulamadınız ne yaptınız yani nedir derdiniz hı hı. E, neyse işte ben, çok, 37 benden çok hızlı uzaklaştı e, ben de bir ara Rails'cıydım vesaire hani çok şey biliyorum hala Rails bence çok güzel bir ürün o da DHC çok dahil etmedikleri için muhtemelen hı hı. E, geliştirme süreçlerini Rails'ı geliştiren çok sağlam insanlar var e, bu şekilde konuyu kapatabiliriz bence peki buradan istersen yavaştan şeyi e, WWDC beklentilerimiz hakkında konuşuyoruz. Ondan sonra da şeylere belki okuduklarımızdan bahsederiz. Tamam. Şimdi, şimdi ben baya e, gene e, dedikoduları okudum. <laughs> ben hiçbirini okumadım. Aynen biliyorum çünkü atıyorum ben şeyleri hiç şey yapmıyorsun e, cevap yazmıyorsun onlara. E, Mark Gurman abimiz gene harıl harıl e, içeriden nasıl bilgi sızdırırım diye e, çalışıyor. En sonunda zaten Bloomberg'de gene işte işte Apple'ın duyuracağı, WWDC'de duyuracağı bütün AI özellikleri diye bir tane şeyle geldi, haberle geldi. Orada bir sürü özellik var. Yani şey özellikle garanti yani Apple'ın AI ile ilgili bir şeyler duyuracağı garanti. Hatta e, isminin de e, Apple Intelligence diye bir isim kullanacaklarını söyledi. Aynen. Ben onu açıkçası pazarlama açısından muazzam buluyorum. <laughs> Bilmiyorum sen ne düşünürsün? Çünkü İyi çalışmazsa ters teper bu Apple Intelligence yani Aynen. geri zekalı falan gibi. O da olabilir ama iyi çalışırsa burada her şeye işte biz AI kullanıyoruz diyorlar ama kullandıkları AI işte diğer şirketlerin dediği AI ile aynı şey olmayacak. Çünkü işte biz Apple Intelligence kullanıyoruz ama diğerleri işte Artificial artificial Intelligence kullanıyor diyebilecekler. Bence o açıdan güzel bir şey olmuş isimlendirme olmuş. Ama bunun dışında işte getirecekleri özelliklerde ben biraz işte pratik özellikler olarak düşünüyorum ve sisteme entegre olarak gelecek çoğu özellik. İşte işte fotoğraflar uygulamasına belki bir şeyleri silebilmek mesela e, bir özellik. Konu evet. silebilmek. Aynen. Fotoğraflardaki ya... konuları silebilmek. Aynen ya da işte e, sana bir tane e-mail geldiyse ona cevap yazabilmek. Bunu ben mesela şeyde böyle resmi e-maillerde kullanabilirim. Hani kendi böyle şeylerimden ziyade. Çünkü bazen işte doktora e-mail atman gerekiyor vesaire e, ya da işte randevu almak için e-mail atman gerekiyor vesaire. Özellikle Almanca konusunda mesela Almanca e-mail'lerime cevap yazabiliyor olur. Olursa o kullanılabilirmiş gibi geliyor. E, özetleme getireceklermiş. işte e, web sayfasını sen mesela benim blog yazarını genelde uzun buluyorsun. Orada belki tek bir tıkla Safari içerisinde e, blog yazının özetini okuyabileceksin. Bunun dışında ben onu en çok şaşırdım. Bunu en son yazısında bahsetmişti. Daha önceki yazılarda hiç değinmemişti. Adblocker getirecekmiş Apple. Safari'ye gömülü bir şekilde bir adblocker getirecekmiş. Yani bu olursa bence hani WWDC'den sonra bayağı büyük kavga çıkarmış gibi geliyor. Tabii ee, canım. Şey zaten Apple izin veriyor. Content blocker'lar hani eklenti olarak kurabiliyorsunuz Safari'ye. Ama bunlarda genellikle şöyle bir şey oluyor. Mesela Adblock Plus diye yanlış hatırlamıyorsam bir şirket vardı. Yani bu evet. bir, gene birisinin kendi normal bir şekilde geliştirdiği bir uygulamaydı ama bir şekilde çok popüler hale gelmeye başladı. Ve e, bunlar işte ya reklam alıyorlardı ya da işte ya işte sen New York Times'ın gidiyorsun Adblocker Plus'a diyorsun ki yani bizi işte Blacklist'ten çıkart. Ondan sonra ne zaman sen işte New York Times'ı ziyaret edince reklamları otomatik olarak gözüküyor orada. Hani böyle şeyler yapmaya başladılar ve zorunda da ben şeyi hatırlıyorum yani geliştirici uygulamayı başka bir şirkete sattı. Bunun nedeni de eklentilerde şöyle bir şey oluyor. Sen tabii reklamları bloke edebilmek istiyorsan hangi site olduğunu bilmen gerekiyor. Sitenin kaynak kodunu bulman gerekiyor ki oradaki HTML şeyini bulup reklamını bulup kaldırabilirsin ki o reklam şeyden sayfadan kalksın. Şimdi bunu i̇şte, i̇şte reklam şeyleri, framework'lerin Google'ın falan işte ha. açtığı URL'leri aynen blokluyorlar. Aynen. Ama işte o şeyi bilmen gerekiyor. Ki işte hangi site bu ve bu site ne yüklüyor. Bunu bilmen gerekiyor. Haliyle böyle büyük data şirketleri, data broker'lar bu tarz eklentilere çok kullanan eklentilere yönelmeye başladılar. Adblock Plus'ta ben yanlış hatırlamıyorsam satılmıştı diye biliyorum ki bu sayede işte bu data broker'lar sen adblock a ben reklamları engelliyorum ne güzel diye kuruyorsun ama senin kurduğun bütün eklentiler Safari'de de bu şekilde çoğu eklenti senin girdiğin bütün sitelere işte bütün e, Safari geçmişine erişebiliyorlar. E bunlar da işte büyük inanılmaz bir data oluyor. Ondan sonra diyorlar ki ya işte Seyfettin şu 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 sitelere giriyor. E, sana öyle bir profilleme yapıyorlar. Bence bunun önüne geçmek için aslında hani e, Apple'ın Safari'ye böyle bir ad blocker entegre edeceklerini düşünüyorum. Content blocker'lar var. E, content blocker'lar e, Safari'de e, hiçbir içeriği göremiyorlar. Sadece işte Safari'deki sen diyorsun ki şu HTML bloğunu sil ya da değiştir gibisinden şeyler yapabiliyorsun. Ben öyle bir uygulama geliştirmiştim çünkü. E, bu bence en çok ses getirecek şeylerden hani endüstride ses getirecek şeylerden biri olacakmış gibi geliyor bana. Yani bu çok geri tepebilir bu arada. Çünkü bütün reklam şirketleri, reklam ajansları e, biliyorsun bu reklam gösterimi üzerinden para kazanıyorlar ve sen buna direkt özellikle işte iOS'in içerisindeki browser'a ki yani milyarlarca kullanıcı neredeyse. Artı işte Mac'in içerisindeki browser'a direkt gömülü bir şekilde getirirsen bu sefer bu şeyi yol açabilir. ile giriyorsa kardeşim siteyi gösterme yani. yani adam direkt siteyi kapatabilir. Hmm. Git, Başka git Chrome'dan aç falan vesaire. Aynen. E, bu çok kötü olur yani şey için. E, Apple için eğer böyle bir inatlaşmaya giderse. E, ben böyle reklam nüfusun, yani iliğimle kemiğimle nefret eden bir adamım. <laughs> Ama e, neticede açtım sitenin de açılmasını isterim yani bir noktada. tamam e, Çünkü Chrome'a gitmek hiç istemiyorum. ku'rama mecbur kaldığımda mesela kullandığım bir yazılım kesinlikle Safari'de çalışmıyorsa. Mesela bizim App Circle Safari'de o kadar bug'lı ki ben <laughs> Brave'i açıp da kullanmak zorunda kalıyorum. Hatta bana niye Brave kullanıyorsun diye de sordular şirkette. Hı -hı. Dedim çünkü Google Chrome is yani mal ver yani neticede yani Baktığın zaman e, Brave Chromium based ama en azından sadece çekirdeği yani Chrome yani oradan e, kurtarıyor biraz diye söyledim. E, bu e, bu hakikaten geri tepebilir. Biliyorsun bu ben bugün sana bir şey paylaştım görmüşsün Google ile ilgili bu Google'ın ads'in başında bir tane hmm. Hindistanlı abi var. Çok şaşırdık mı hayır Hindistanlı olmasına. <laughs> hiç şaşırmıyorum artık. Çünkü bütün VP'ler şu an galiba Hindistanlı gibi bir şey Google'da yani. Öyle bir dönüşüm oldu içeride. Ya ben buna gülüyordum. Sonra... Ben buna gülüyordum. Sonra geçenlerde bir şey oldu. Bir Şeye bakmak ne de ihtiyacı hissettim. YouTube'un CEO'su kimmiş diye. Çünkü orada bir tane kadın vardı diye hatırlıyorum. Hatta evet, bu evet. ilk garajı veren kadında şeye. Susan Wojcicki. Wojcicki. Aynen. <laughs> bir kadındı. Aynen. Aynen ama değişmiş o da bir tane. Hintli. Oğlu öldü onun. Aa. Oğlu ha, canına kıydı baya kötü Oo. olaylar oldu. Öyle hatırlıyorum yani. Yanlış da olabilir. Yok ben o kadar. Nereden biliyorsun al sen de yani. <laughs> Öyle bir detayı. Maşallah. Evet, neyse. <laughs> Baktım değişmiş o da kadın da gitmiş gene bir tane Hindistanlı abi gelmiş hakikaten o, sana hak vermeye başladım yani Google'daki ben bu konuda şey düşünüyorum biliyorsun hep yani dünyanın totalde şey nüfusu ne ya da işte Amerika'daki totalde nüfus ne bunların işte kaça Hintli kaça Asyalı mesela şeyi de görmek gerekiyor benim bildiğim kadarıyla yani Apple'da da işte Google'da da vesaire inanılmaz bir sayıda Asyalı kişi çalışıyor ama işte üst düzey yöneticilerde mesela çok fazla görmüyorsun Google'da hani Asyalı eğer. Ee, hani tamam belki çok fazla Hintli göçmen vardır. O nedenle orantısal olarak çok fazla Hintli yönetici olabilir. Ama bu durumda işte niye Asyalı yönetici yok diye biraz insan şey yapıyor, sorgulama yerine gidiyor. Mesela Apple'da şey vardı, biz Türk yönetici de var yani VP seviyesinde var, var. E, gelmiş. Ya da işte Asyalı yöneticiler var şeyde ya da işte ne bileyim engelli yöneticiler de var. Onları da görüyorsun sunumlarda tekerlekli sandalyeyle falan böyle. Hani bayağı böyle bir diversity orada var. Ama hani tek bir konuda yani çünkü e, şey... <laughs> olmuyor işte hepsi Hindistan olunca. <laughs> <Aynen. abi. gülüyor> yani hani çünkü hepsi beyaz olunca beyaz erkek olunca sıkıntı var. Okey ama hepsi işte gene sadece Amerikalı olunca da sıkıntı var. Ama yani hepsi Hintli olunca da aslında gene sıkıntı. Evet, şimdi şey konuyu var. ben şuraya bağlayacağım. E, bu arada Susan Wojcicki'nin oğlu e, az önce baktım. E, fazla anksiyete ilacı içmekten ölmüş. Hmm. Yanlışlıkla olduğu söyleniyor onu da düzeltelim. Sonra çocuk canına kıydı falan dedik. Vebali hmm. olmasın. Neyse. Ee, bu Erz'in başındaki Hintli abiyi Sörç'ün başına getirmişler. Sörç'ün başında namada Amerikalı bir abi varmış. Onu yol, işte ben bundan bahsediyorum zaten. E, ee, kadroların değiştirilmesi. O da tabii başına geçince demiş ki kardeşim e, vuralım kırbacı insanlar maksimum search yapsınlar. Ne yapalım işte bu sayede Search ekibi demiş ki ya biz işte şeyi kısmadan, kullanıcı deneyiminden ödün vermeden bu şeyi arttıramayız. Çünkü adam istiyor ki şey olsun işte bunu mu demek istediniz falan kalksın mesela. Yani Hı -hı. yanlış da olsa arasını aramayı gerçekleştirsin, başka sonuçtan sonuçları getirmesin. Bir daha arama yapsın. Böyle ikinci aramada bir daha reklam gösterelim falan Hı -hı. gibi mesela böyle ya şey tanışmayacak yani. Aradığı şeyi bulamasın, bir daha bir daha arasın. O zaman da işte o zaman işte insanlar e, niye o zaman Google'ı kullansınlar? Hani search ekibi de demiş ki ya bizim başarımız şeyden ileri gelmiyor. Bir kullanıcının çok arama yapmasından gelmiyor. Her arama ihtiyacı hissettiğinde Google açmasından geliyor yani tekrar tekrar ertesi gün gün içerisinde bir daha gelmesinden. Eğer biz bunu bu şekilde yaparsak evet reklam gösterimleri artacak ama bu sefer kullanıcı kaybetmeye başlayabiliriz falan diyorlar. İçeride öyle bir kavga dönmüş. Ama tabii ki Erdiz'in başındaki adam bunu yönettiği için ee, sanırım işte bu Google Search son zamanlarda çok düştü yani kalite olarak. Sebebi biraz bu arkadaki tweakler diyorlar yani. yani Aradığını tam olarak bulamazsın uğraşsın dursun kullanıcı biz de daha fazla gösterim yapalım. Yani bir içeride bir hakikaten şeylik var e, kokuşmuşluk var. Ben bu konuya nereden geldim? Hindistan'dan gelmedim ama başka bir şeyden dolayı geldim. Ee, nereden geldin? Şeyden biz ad blocker'dan konuşuyorduk. Apple'ın ad blocker'dan. Adblocker Safari'e gömülü. Aynen işte yani bu kadar agresif bir şekilde gidiyorken bu tarz şirketler zaten Google artık bir reklam şirketi oldu bir search şirketi de değil bu noktadan sonra. Google'a falan inatlaşmak da çok sıkıntı olabilir. Çünkü yani YouTube'da biliyorsun hani hmm. bedava hani, ama reklamlar sayesinde bedava ve ne kadar reklam gösterebilirse o kadar iyi ve sürekli adblock'la onlar rekabet halindeler. Yani adblock bir şey blokluyor, YouTube bir güncelleme çıkartıyor, adblock'u kırıyor. Sonra adblock bir güncelleme çıkartıyor, YouTube'u tekrar engelliyor gibi bir orada bir kedi fare oyunu var. Bilmiyorum yani Apple böyle bir şey yaparsa... E, ya, bunu... ya benim merak ettiğim de o Apple böyle bir şey yaparsa mesela çünkü hani Google anlaşması ne olacak? Çünkü biz şeyde gördük dava sonucunda aslında Google, Apple, e, Google'ın e, Apple ekosisteminden elde ettiği reklamlardan pay alıyor. Şimdi blokur getirirse ve getirdiği adblocker'a ya tamam biz hani bütün reklamları bloklayacağız ama Google reklamlarını bloklamayacağız derse mesela... O da çok büyük sıkıntı yani bu hani şey açısından tamam kullanıcılar açısından iyi bir şey ama e, bence e, çok şey e, yasal anlamda çok büyük bir hani e, teker anlamında çok büyük bir sıkıntı yaratırmış gibi geliyor. Bir sürü şirket dava açarmış gibi geliyor e, reklam şirketi Apple'a. Çünkü sen hani bir şirketi kollamış olacaksın ya da komple her Tabii. bütün belki Google'dakileri de bloklayacaklar. Hani o zaman daha az para kazanacaklar aslında Google kendi yaptıkları anlaşmadan. Evet, belki yani artık burada şey de olabilir Hı -hı. abi hani yan anlaşmanın bütün ortaya çıkması işte acaba bu da kötü bir şey mi diye sorgulamaya başlaması da ötürü belki artık anlaşmayı da iptal edebilirler gibi bir şey de çıkabilir. Bilmiyorum ya çok şaşırtıcı geldi bana açıkçası bu. Ee, şöyle yani Apple burada tabii böyle bir karar almış olabilir tabii Tim Cook'u tanıdığımız için çok hani böyle bir karar alabileceğine ben ihtimal vermiyorum ama bir yandan tabii şey gelişmesi de var şimdi Google evet Apple'ın varsayılan tarayıcısı ama Avrupa'da o işler değişti. Hı -hı. Şimdi sana soruyor. İşte Perplexity falan gibi yeni şeyler geliyor. E, search engine'ler geliyor. E, DuckDuckGo bence ben konuyorum. bence bir hayli başarılı yani Google düştükten sonra DuckDuckGo iyi hale geldi diyebilirim. Ee, bu durumda da tabii artık eski şey de olmayabilir. Ya ve Apple'da hani ben kullanıcımı düşüneyim. Ee, onların selametini düşüneyim diyerekten şey yapabilir. Bu arada yani sırf Adblock var diye Safari kullanacak insanlar da tanıyorum yani. Hani bir, bir yandan için o tarafı da var. Reklam görmek istemeyen. Ya bu artık herhalde bu bir yani bu işte startup dünyası mı diyelim artık yeni web gelişmeleri mi diyeyim bu 2000'li yılların 2010'lardan itibaren başlayan e, o model yavaş yavaş artık eski modele doğru gidiyor gibi yani hani işte reklam gösterelim oradan para kazanalım değil de yani 3 dolar 5 dolar parasını isteyelim oradan para kazanalım. E, daha mantıklı gelmeye başladı sanki firmalara. E, oraya doğru gidiyoruz. Bu tabii güzel bir şey benim. ben beni çok mutlu eden bir şey. Çünkü yani işte hep şey diyorlar işte bir ürün bedavaysa ürün sizsiniz falan gibisinden. Yani her ne kadar cheesy bir laf olsa da bir yandan da doğru bir laf. Bu AI ile birlikte özellikle o daha da şey olacak çünkü artık senin datanı bir şeyler eğitmekte ve başkalarına göstermekte kullanacaklar. Bu da ayrı bir sıkıntı. Sadece şey olarak yani bence şirketlerin bu kadar AI eğilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani sadece reklam göstermeyle bu işin olmayacağını anladılar. Artık o datayı daha ne kadar suyunu sıkabiliriz, işte AI'da kullanabiliriz. Belki OpenAI'ye satarız datamızı, Reddit'in falan yaptığı gibi, Gemini'ye satarız. Buradan da bir gelir elde ederiz vesaire gibi bir kafaya doğru gidiyorlar. Ama işte Reddit datasını yüklemenin sonucunu Gemini <laughs> e, ağır bir şekilde <laughs> ödedi. E, yani sadece köprüden ya? atladı değil. O pizza sorusu falan mesela müthiş yani. Aynen. E, birisi orada bir espri yapmış, onu mesela ciddiye alıyor. Aynen. E, birisi de şey demiş yorumlarda, işte e, direkt data büyüyünce çöp olacak diye bir şey yok. Preprocessing yaparlarsa düzgün olur diye. E yapsalarmış yani şu anki hali çok kötü. Demek ki preprocessing'i de yapamayacak kadar acizler yani şu an. Aynen. Ya orada da aslında çok kısa bahsedelim. Hani Google'a soruyorlar işte bu peyniri ya pizzayı nasıl yaparsın, pizza nasıl yaparsın gibisinden bir şey soruyor. Peynir kayıyor diyor adam. Hayır, peynir <laughs> diyor eğince pizzanın üzerine yapışmıyor. Nasıl yapabilirim diyor. Diyor ki pizzanın sosuna ağaç tutkalı koy diyor. <laughs> bir miktar. Ee, o zaman diyor tutunur diyor peynir falan. Hani millet tabi acayip mimler falan döndü. <laughs> Komikti. Ya daha da farklı şeyler vardı. Onlardan çok çok bahsetmeyelim. Tekrar şey WWDC'deki evet, gene makro Ha biraz evet konumuz oldu, değil mi? Bak baş şey yapalım <laughs> devam edelim. oradan ben mesela... biraz gireyim mi yani araya, araya WWDC'ye? Ha tamam sen Oğlum, şeyi ben, bitirmemişsin. Ben, ben Mark, Mark Kurman'ı bitirmemişsin. Ben bitirdim zaten. Aynen onu bitirelim. Daha sonra hani kendimizi aslında ne bekliyoruz? Onları biraz Hı -hı. konuşuruz burada benim daha da ilgimi çeken başka ben bir yazıda gördüm. Orada şey dediler. İşte bundan bir iki sene önce falan işte ilk kitap co Pilot çıkmış. İşte, ama böyle aşırı rivayetimsi bir şey gibi, gibi geliyor bana. Sen okumamışsındır muhtemelen. Co-pilot çıkmış o zamanlar işte Craig Federici hala böyle ikna almamış ya yani işte yay başarılı falan filan diye. Ondan sonra bir gün oturmuş GitHub Co-pilot kullanmaya başlamış. Ondan sonra bir bakmış ki wow bu hakikaten böyle başarılı şeyler üretiyor. O zaman biz de AI'ye dönelim demiş. O yüzden bütün bu AI gelişimlerini yapmaya başlamışlar gibisinden böyle çok <laughs> bence uçuk bir rivayet çıktı. Yani bence büyük şirketlerde işler böyle yürümüyordur diye düşünüyorum. Yani hani bir şeyi kullanıp bütün ya işte biz böyle yapalım gibisinden yapacaklarını sanmıyorum. Özellikle yani AI'dan sorumlu e, bir VP seviyesinde bir yönetici varken şirkette. Ee, ama şey diyorlar işte Xcode'a da kitap e, copilot'a benzer bir özellik gelebilir diyorlar. Hani bu olursa bence ya benim gibi yeni başlayanlar için çok iyi çünkü bazı metotlar hakikaten çok şey oluyor, uzun oluyor, zor oluyor vesaire falan böyle. Hani onu otomatik tamamlaması orada yeni öğrenenler için biraz yardımcı olabilirmiş gibi. Ben gidiyor. hiç iyi sonuçlanacağını düşünmüyorum da neyse. E, o olabilir. E, şey yapmıyorum yani. Eee kartı... yani zırpır Xcode'un crash olduğunu falan görürüz muhtemelen. O <laughs> anlamda söylüyorum. Ya benim gördüğüm <laughs> yanlış millet... auto falan yapar. Benim benim gördüğüm millet şey diyor. Ya abi bununla uğraşma sen Xcode'un var olan özelliklerini fixle biz onu okeyiz yani hani. Kesinlikle. E, i̇nsanların hep beklentisi bu şekilde. Ee, yani o pair da programming geçen konuştuk sen pair programming gelebilir mesela Xcode u. çok güzel Aynen. oldu yani. Ya bu o mesela çok daha iyi olur. Şey zaten share play getirdiler neredeyse her şeyi. İşte dizi seyrediyorsun Apple TV Plus'ta share yapabiliyorsun. Müzik dinliyorsan sefetlerine paylaş birlikte dinle diyebiliyorsun. Yani o özelliğin hani Xcode'a gelmemesi için ben bir neden görmüyorum. Bir de mesela şeyler gelecekmiş. İşte bu e, voice memos özelliği var biliyorsun. Özellikle bunu Hı -hı. şeyler çok kullanıyor. Gazeteciler vesaire çok kullanıyor. Ya da öğrenciler çok fazla kullanıyor. Ses kaydı için. Ses kaydı yapmak için. Derste hoca anlatıyorken orada ses kaydı yapıyorlar. Ondan sonra eve dönüp tekrardan şey not çıkartıyorlar falan. Ama işte bu gelecek özellikle birlikte notu otomatik olarak çıkartacakmış. E, voice memos e, app'i. E, bence o da bayağı. E, çok güzel e, özellik. Güzel bir özellik. Bunun dışında... Kullanacaksan böyle kullan işte kardeşim machine learning'i yani. Aynen. Yani e, insanların boş yeri hani şeyini zamanını e, sarf etmesinin önüne geçiyorsun. Bir de bazı UI'da değişiklikler olacak demiş. İşte Control Center'da değişiklik olacak demiş. Bence gene e, ilgi çekici şeylerden bir tanesi e, şifreler için farklı bir uygulama gelecekmiş. Bu önceden bunu ilk 3 lesediklerine... yıldır söylenen bir şeydi zaten. <laughs> <laughs> Kırek federi Bu... forumları okuyup karar vermiş <laughs> olabilir. <olurdu. gülüyor> Ya böyle olacağını hiç düşünmüyorum yani. Adam hakikaten yani co-pilot kullanıp abi bence bunu bize de getirelim. <laughs> Bu şey vardı Richard Stallman'ın Emacs'in mail grubunda şeyinde bunların mail grupları var ya Linux'çıların hmm. GNU Linux pardon. Neyse ee, Richard Stallman'ın şeyi var bir tane maili var ama böyle bundan 4 sene önce falan galiba yani. Ya şu Emacs'i bir graphical user interface mi yapsak falan diye yani böyle <laughs> <laughs> 20 yıl işkence çektikten sonra aynı gibi oldu. Ya bu ıı, şifreleme şeyini ilk olarak işte ıı, neydi? iCloud Keychain'di yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. ilk Safari'ye getirmişlerdi. Sürekli Safari'ye girip oradan bakman gerekiyordu. Benim şifrem neydi diye. Daha sonra bunu settings'e de getirdiler. Keychain Access'e giriyordun. doğru. Daha da öncesinde Keychain Access'te. Daha sonra Safari'ye getirdiler. Safari'nin ayarlarından oradan görebiliyordun şifreleri. Ondan sonra sistem ayarlarına getirdiler. Orada artık şey yapabiliyorsun gidip kendi şeyine girip password görebiliyorsun. Password diye bir tab var. <laughs> Aynen password tabine girebiliyorsun. Ama şimdi diyorlar ki böyle tek bir uygulama olacak kendisi olacak diyorlar. Bence baya iyi çünkü çok kişi artık şeyden bıkmıştı one password'dan bıkmıştı. onu da işte gene lisans bedeli ödüyorsun yani aylık ücret ödüyorsun. Hani bunu sisteme gömülü bir şekilde gelmesi ve özellikle işte two factor authentication'ı da gene aynı uygulama içerisinde hallediyor bir olman bence şeyi en azından insanların fark fark edebilir etmesi fark etmesini sağlayacak bu uygulamayı. Bu sayede hani aslında daha çok kişi kullanacak ki bu da aslında güvenlik anlamında çok daha başarılı olacağını. Bu arada oradaki doğru yaklaşım şu. Hem şifrelerini hem de one time password'larını aynı uygulamada tutmaman gerekiyor. Bu da doğru. Şifrelerini ayrı bir app'te, one time password'ları ayrı bir app'te tutman gerekiyor ki biri ele geçirildiğinde hepsi birle ele geçirilmesin. Bu da güzel evet. bir taktik. Aklınızda bulunsun. Aynen. Ben öyle yapıyorum Orada, yani en azından. Oradaki sıkıntı işte dediğin gibi senin. Cihaz şey olursa çalınırsa ama işte unlock bir şekilde çalınırsa. Ofiste yani oturuyorsan Google... mesela birisi alır yani hani hesaplarını. Mesela Google Authenticator'da account based bir yapı yok yani. internetten login olduğun zaman cloud tutmuyordu o şeyleri. Cihazda tutuyordu. Cihazdan gidince bu sefer bütün o recovery kodun yoksa şeylerin aksesin gidiyordu. Sonra onu account based'e çektiler. E, sonraki çok sonraki bir update'te. Öyle düzeldi. Normalde senin de bir şifreyle girip bütün o şeylerini, one time'larını tekrar ulaşabilmen lazım gibi gibi e, detaylar var. Ama hepsini aynı hepte tutmamanız benim de tavsiyemdir. Hı hı. Bir de e, sonunda artık şeyi getireceklermiş. Hesap makinesi iPad'e uygulama olarak gelecekmiş. Ee... Hiçbir, hiçbir heyecan <laughs> uyandırmadı bende. <laughs> bekleyeni çok da her yıl böyle şey yapıyorlar. Bence bunu da gene getirdiklerine bir espriyle getirecekler. E, sunumda öyle bir şeyler bekliyorum ama şeyi Mark Gurman'ın genel anlamda bahsettikleri bu ve işte e, ben daha da farklı şeyler olacakmış gibi geliyor bana. Bir de şeyi de ben merak ediyorum. Abi ya sen gene bu bilgileri nasıl aldın? Yani baya şey ben gene John Gruber'ı okudum. Şey diyor artık bu muhtemelen şimdi artık sunumlar kayıttan olduğu için canlı olmadığı için muhtemelen bir şekilde bu Mark Gurman şeye erişti sunum dosyasına erişti ee, sunumu izledi bir şekilde o, bu sayede bu kadar şeyi tahmin edebiliyor diyorlar orasını ben bilmiyorum YouTube'daki çalışanlar bu arada Nintendo'nun falan eventlerini sızdırmışlar çünkü önceden yükleniyor onlar işte şu tarihte premier olacak falan diyorlar. Adam içeriden şey yapıyor. Admin <laughs> panelinden. Külüyor. Admin panelinden açıp videoyu seyrediyor. Şu oyun gelecek bu oyun gelecek falan diye. Ee, ama öyle bir şey yoktur Apple tarafında ben. Zaten ya. Bence o rivayetlerin de hepsi doğru mudur, değil midir onu da bilemiyorum. Yani Gurman'ın track record'ı iyi ama e, bir de şimdi oradaki rivayetlerden kendi yuvaylarını falan çizip Twitter'da full out falan yapmaya başlamışlar. Hmm. Gerçekten insanların iki tane like için yapmayacağı şaklabanlık yok yani bizim kurumda aynı e, mesajı yazdım. Benim beklentilerimi ben hemen geçeyim yani. Ben tabii developer olduğum için ben developer tarafında yenilikler beklerim. Yani Xcode her sene zaten daha iyi hale geliyor. Muhtemelen bu sene de daha iyi hale gelecektir. AI MI dışında da böyle ekstra güzel şeyler. İşte Bookmarks falan geldi son sürümde. İşte Xcode Previews geldi. Yani bunlar bizim hayatımızı kurtaran şeyler. Buralarda yeni şeyler bekliyorum. Swift 6 tabii ki gelecek. Yani onu biliyoruz zaten. Orada belli başlı değişiklikler var. Widget'lar her sene çok gelişiyor. Ben Widget'lara yine e, bu sene büyük bir boost geleceğini düşünüyorum. Geçen sene interaktivite getirmişlerdi. Bu sene onu bir adım daha ileriye taşıyacaklarını düşünüyorum. E, tabii VisionOS maalesef VisionOS tekansı olacak. Onu mecbur edeceğiz yani. E, orada special tarafta bir şeyler olabilir. Ben oyun tarafında baya bir şey bekliyorum. Hı hı. E, Game porting Toolkit'in çok daha gelişmiş bir versiyonun çıkmasını e, ümit ediyorum. Çünkü Assassin's Creed'i biliyorsun dediğim gibi daha önceden söylemişler de, duyurmuşlar da PC'de ile aynı gün çıkacak diye. Bunu iyi bir tooling olmadan yapamaz. Yani game porting toolkit olacak bir şey değil o. Muhtemelen yani bu tarz stüdyolara Mac'e oyun geliştirmeyi kolaylaştıracak bir şeyler getirdiler diye düşünüyorum. Ya game porting toolkit 2.0 gibi bir şey duyabiliriz. Ya da ona benzer bir şey duyabiliriz. Onun dışında Apple'ın SpriteKit diye bir oyun framework'ü var ben şimdi biraz playdate ile oyun yapmaya falan da girdiğim için hani hakikaten çok keyifli bir şey. Ben bu arada neden oyun geliştirmeye bugüne kadar girmediğimi de anlatayım. Çünkü elimi verirsem kolumu kaptıracağım biliyorum yani. Çok sevdiğim bir şey olduğundan dolayı hani bir kere bahsetmiştim ondan. Hani Unreal Engine 4'ü kurmuştum Mac'e. Saat 9 falan da akşam. Sonra bir baktım güneş doğuyor yani. Hani o arada o kadar 8 saatin falan nasıl geçtiğini anlamamışım. Hı hmm. -hı. Ee, o yüzden de çok girmek istemiyorum. Çünkü benim bütün hayatımı tamamen tüketecek bir şey olduğunu bildiğimden dolayı daha böyle basit şeylere girmeye çalışıyorum. Ama mesela o SpriteKit'e bir update ya da kitin bir şey, successor'ı daha e, gelişmiş hali. Aynı zamanda Android'e falan da oyun çıkartabildim. Çünkü SpriteKit'in en büyük handikapı sadece Apple platformlarına oyun çıkartabiliyor. Ama işte iki boyutlu bir oyun framework'ü. Tabii Apple bu yükün altına girer mi? Çünkü bir oyun engine'i maintain etmek, geliştirmek, sürekli onu güncellemek de ayrı bir iş. Onu belki işte Unity falan gibi yerlere bırakıp kendisi direkt Metal'dan gidebilir. E, oralarda bir şeyler açıkçası çıksa çok güzel olur. E, çok mutlu eder beni Swift'le şöyle güzel oyunlar yapabilsek. Hoş olabilir. E, onu bir e, bekliyorum. Onun dışında işte tabii UI Kit'te ve Swift UI'da özellikle Swift UI tarafında bayağı bir iyileştirme yine bekliyorum. Ee, çok böyle aşırı radikal şeyler değil ama yani genel olarak hani beklentilerim bunlar. Tabii ki yeni API'ler, SDK'lar vesaire çıkacaktır. E ee, iPhone'da donanım olarak çok bir şey değişmeyeceğini biliyoruz. iPhone 16'da hani 15'ten farklı çok böyle bambaşka donanımlar yok. Ee, o tarafta o yüzden hani Eylül'de bazen çünkü şey oluyor. iPhone tanıtıyorlar bir, bir sürü yeni şey geliyor vesaire. Hı hı. Öyle bir şey de beklemiyorum. E ee, AI'da dediğim gibi yani ben AI'yi kapatarak Yo, onu zaten şirket şeyde... zaten co-pilot bana veriyor şirket. Hiç açıp baktı mı diye sorsan hiç açıp bakmadım yani. Ya yani şeyde zaten Macroman'ın yazısında demişler bu şey olacak yani hani default default'ta kapalı gelecekmiş bu özellik. Hatta bence ücretli olsa keşke. Ya. <laughs> <laughs> Full gibi yani. Düşünsene 4 dolar 5 dolar verdiğim bir özellik olsa. Olabilir. Ama işte şey güzel gene Hani bu özelliklerin default olarak sisteme şey olmaması ve muhtemelen çoğu özelliği de şey olarak sunacaklarmış. Beta olarak sunacaklarmış. işte özetleme safari özetleme Beta gibi şeyler yapacaklarmış. Bu da bence Çünkü gene çok aslında, güvenemiyorlar. Aynen <laughs> hem güvenemediklerinden hem de işte default olarak hani şey olmaması Optin olmaması o da gene risk almak istemediklerini göstertiyor. İsteyen varsa denesin, kullansın hani ama işte beta kendi riskiniz falan gibisinden muhtemelen şey yapacak. Mesela Siri falan benim için ilgimi çekmiyor. Çünkü ben zaten da normalde de Siri kullanan bir insan değilim ki yani. yani AI'de Siri gelse yine kullanmayacağım. Muhtemelen. Ya o, o belki ya Siri'yi ben de mesela sadece böyle ufak tefek komutlar için kullanıyorum ve bazıları ne yazık ki benim eve koşa koşa gelmemiz neden oluyor. <gülüyor> Geçenlerde gene <laughs> oldu. Ben böyle arkadaşa bisikleti nasıl açacağımı gösterirken bir komutu söyledim. Ama yanlış söyledim komodo. Gitti ev, evin kapısını açtı bisikletin kilidini açmaktansa. E bir confirmation böyle... falan yok mu abi bu nasıl bir şey? Yok abi emin çat diye sen? açıyor. Çat diye açıyor işte ne yazık ki. Ee, o biraz sıkıntı. İşte ee, belki evin olmayınca... <laughs> Ya şeyde çok kullananlar var. İşte sesli olarak kullananlar şey var. Sesli mesaj gönderen insanlar çok fazla. Ve bu işte Siri'ye getirecekler özelliklerde işte böyle şey diyecekler. Ya işte Seyfettin'e mesaj yaz. Ondan sonra git Safari'de şunu şunu yap. Bunu bunları yap. Böyle hani böyle bayağı böyle hani uzun bir şekilde şey yapabileceğini, komut verebileceğini ve daha sonra da bunu e, API sunarak yazıncılara da işte senin mesela bir tane e, uygulaman var gidip o uygulamanın içerisine de bir, açıp bir data okuyup sana onu söyleyebilecek seviyede e, ya da oradaki çeşitli işlemleri ya da işte sen işte bana şunları 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 yap dediğinde o uygulamaları açıp birkaç tane uygulamayı açıp işlerin işini halledebileceğini söylüyorlar. Ama bunların bence daha zaman ihtiyacı varmış gibi geliyor. Bana. Benim beklentilerim seçte işte Çok daha basit abi. Ben şeyi bekliyorum. Ee, Apple Maps'e bilmiyorum sen kullanıyor musun da orada çok fazla böyle yeni yeni mekan farklı mekanlara farklı ikonlar getirmeye başladılar. Önceden böyle genelde işte restoransa restorantta, şimdi mesela Asya restoranıysa farklı, Bir hmm. farklı şeyse buna farklı ikonlar koymaya başladılar. de ee, işte gene farklı mekanlar işte playground vesaire hani bu tarz şeylere de farklı ikonlar koymaya başladılar. Ben böyle SF sembolün şeyi istiyorum yani SF sembolda sim e Kullandıkları, Apple sistemde kullandığı bütün ikonların gelmesini istiyorum. Çünkü ben onları çok fazla kullanıyorum. Kendi geliştirdiğim uygulamalarda gidip herhangi bir ikon peki falan bulmaktansa. Çünkü onların işte lisans ücreti falan filan oluyor. Açıyorum genelde ben ne zaman uygulama geliştirecek olsam. SF Symbols'u açıyorum. Oradan tek tek seçiyorum. Ama bazen diyorum ki işte Apple'ın webde şöyle güzel bir ikon vardı. Onu da kullanayım diyorum ama orada olmuyor. Yani bir beklentim o. İkincisi daha önceki bölümlerde de söylemiştim. iPadOS'e. Ben biraz böyle geliştirme yapılabilecek seviyeye gelmesini istiyorum. Xcode gelse mesela benim için X şey tamam yani WWF'de ben başka hiçbir şey istemem. Xcode gelse iPad'e Çünkü ne ben şey istemiyorum. Mac'im var zaten ya. Abi işte şey istemiyorum ben. Tek böyle bir iPad Pro olsun. Ben ondan kısaca bahsedeyim. geçen gün e, Burak'la şeye gitmiştik. Apple Store'a gitmiştik. Ya dur dedim şöyle yeni iPad Pro'yu inceleyelim. Ben de baktım İnan geçen. İnanılmaz bir cihaz ya. Yani hakikaten ekranı hiç, falan çok acayip kaliteli. Ekran çok acayip. Elini alıyorsun cihazı. ben 11 inçe özellikle çok fazla sevdim. İnanılmaz hafif bir cihaz. Yani böyle hakikaten sanki bir parça şey tutuyorsun, cam tutuyorsun ekran. gibi Hı -hı. hissi var. Ee, ve şeyi de test ettim. Klavyesini de test ettim bu işte Apple'ın kendi geliştirdiği. Bu da böyle falan. inanılmaz kaliteli. Ya yani çok cihaz böyle kapalı bir şekilde klavye kolu kullanıyor. Elinde böyle inanılmaz premium bir cihaz tutuyormuşsun hissi var. Yani böyle işte plastiktir falandır falan böyle bir his yok. Yani gerçekten muazzam bir cihaz yapmışlar. Ben o yüzden hani şu andaki beklentim şu. Ben iPad'i işte surf yapmak için de kullanayım. Böyle bir, safari'de bir şeyler okumak için ya da işte bir şeyler izlemek için de kullanayım. Oturup development'ımı da yazayım development'ımı da yapayım, blok yazımı da yazayım. Ondan sonra sen oyunu da bahsettin. Oyunumu da ben oynayacaksam iPad üzerinden oynayayım. Tek bir cihazım olsun. Fiyatı ne kadar olsun benim için önemli değil. Hakikaten şey yaparım yani bir terabaytlık versiyonunu falan filan da alırım ama ben her şeyimi yapabiliyorsam o cihazla e, benim için muazzam bir cihaz olur. O yüzden e, böyle bir geliştirme yapabilecek seviyede olur iPadOS. Beni çok mutlu eder bunun dışında ben de tabii başka şeyler de bekliyorum. API'ler de bekliyorum. Swift UI'ye bazı şeyleri gelmesini istiyorum. şu anda bazı şeyler için hala işte UI kit'ten bir şeyler yapman gerekli oluyor ya da bazı şeyler açıkçası limitli oluyor. Apple çok fazla API'ye istek vermiyor ben gene başka bir uygulama geliştirirken işte 25 tane mesela restoran e, sorgusu gönderebiliyorsun. Hani sana 100 tane restoran göndermiyor şeyden. API response olarak e, Apple Maps'in. Hani bu tarz şeyleri biraz daha esneklik verirlerse e, ben de istediğim uygulamaları geliştirebilirim. Öteki türlü böyle e, çeşit daha fazla zaman geçirmen gerekiyor. İşte kendin handle etmen gerekiyor. Eğer işte 25 tane gönderdi. Şey de yok. Pagination falan da yok. Yani bir sonraki 25'i isteyemiyorsun ne yazık ki. E, bu tarz geliştirmeler yaparlarsa e, iyi olur. Donanım Gurman'da yazmış donanım hiç olmayacak diyorlar. Ee, olursa demek ki şaşırtıcı bir şey olur herkes için, gurman için de, bizim için de. Ee, ben de açıkçası bir donanım falan bir şey beklemiyorum. Belki e, M4 işlemciyle bilmiyorum Mac Studio falan duyururlarsa M4 Ultra o bence wow şaşırtırmış gibi geliyor. O, o efekti vermiş gibi geliyor ama açıkçası ben senin sonunu bulacağını vermiyorum. düşünüyorum çünkü Mac mini'lerin de bu senenin sonuna doğru çıkacağını Kasım gibi falan hmm. e, M4'lü Mac mini'lerin M4 Pro ve M4'lü Mac mini'lerin bu senenin sonuna doğru çıkacağını okuduktan sonra e, stüdyo tarafında da e, ben bir update beklemiyorum biraz orada bekletecekler e, bu senenin sonuna doğru falan çıkartacaklar gibi geliyor Hmm. Artık seneye WWDC'ye gidersem o zaman Amerika'dan getiririm bir tane. Çünkü bayağı fiyat <laughs> farkı varmış. Baktım Türkiye'de bayağı pahalıya geliyor vergilerden dolayı. Doğru. Ee, Amerika'dan getirmek daha mantıklı olabilir. Biz burada arada WWDC'ye özel bölüm yapacak mıyız o gece? Çünkü Platform State of Union çok yakın. Ben onu da bilmiyorum. seyrederim diye düşünüyorum. Ee, ya gecesine bilmiyorum. yapmayız gibi geliyor yani. Belki ee, ertesi gün yaparız. Ertesi gün belki olmazsa da iki hafta sonraki bölümde... Ben bir hafta zaten şeyim e, task almıyorum üzerime o hafta e, hmm. çünkü WWDC'deki sessionları seyretme haftam olacak benim. O yüzden kayıt yapabiliriz yani çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hani o kadar konuşacak şey olur mu ben onu merak ediyorum. Eğer böyle şaşırtıcı bir şeyler olursa heyecanlandırırsa. Abi her ne... sene yapıyoruz konuşacak şey oluyor bu sene olmayacak mı yani? Yapmış Kesin mıydık olmuş. geçen sene ben çok hatırlamıyorum. Her ya. sene yapıyoruz. Öyle mi? Yaparız o zaman. Bittiği gibi <laughs> bittiği gibi hemen kayda giriyoruz. O zaman aynı gün değil de şey bir sonraki gün falan yaparız. Ya ben işte biter bitmez araba atıp eve geliyorum. Direkt kayda başlıyorduk. Öyle yapıyorduk. Ama o zaman burada yine. O zaman şey de tamam, of union. Of union sabah seyrederim canım. Çok önemli değil yani. Yok hayır ben şey dedim. Onu da seyredip bir sonraki gün akşamını yaparsak kayda ha, atıyorum Salı evet. günü falan. Ya ben da çarşamba. Zaman çarşamba bir de full yaparsak. API search falan yapacağım. Hani neler gelmiş falan. Daha detaylı bir şey yaparız tabii. Salı Hemen şey, acele şey yapmamıza gerek yok. Ee, ama benim anlamda dediğim gibi ben şeyler genelde daha çok merak etmeye başladım açıkçası. iOS dünyasına girdikten sonra State of the daha çok merak etmeye başladım evet. bu ana etkinlikten ziyade. Çünkü orada çok daha hakikaten yani böyle developer'ın nasıl diyeyim hayatını değiştirecek ya da e, developer'ın farklı ürünler geliştirebilmesini sağlayacak şeylere değiniyorlar. O açıdan bence önemli. Evet. Şeylere belki biraz daha ben beklentim var. HomeKit'e belki bir şeyleri daha kastımızı etmeni sağlayacak <laughs> bir şeyler ekleyebilirler. Çok umursamıyorum HomeKit'i ya. ya. da Apple Watch'un WatchOS'e biraz daha böyle e, senin bir şeyler geliştirmeni sağlayacak e, özellikler ekleyebilirler diye düşünüyorum. E, beklentiler tabii bunlar. Ben ama... MacOS'ta çok şey artık bekliyorum. MacOS'un çünkü sistem settings'i bir daha değiştiriyorlarmış. Ha o da Arayüzü evet. değişiyormuş e belki bir design overhaul olabilir yani Mac'in yuvaını tamamen ben olsam burada eskiye döndürürüm de neyse Monterey'e falan döndürürüm geri yani. ama işte ben olmadığım için muhtemelen bambaşka bir şey doğru gidecekler. Ya benim tek şeyim abi ya şu iPad'e iPad, e, iPad e OS'a bir şeyler getirin yani böyle yet, tamam artık yani. Çünkü bak bunu yaptılar. Biz önceden mesela şeyi çok fazla eleştiriyorduk. Macbook'u, Touch Bar'ı falan çok fazla eleştiriyorduk. İşte mıknatıslı, işte MagSafe'i niye kaldırdılar? Bunu çok fazla eleştir eleştiriyorduk. Ee, daha sonra şeyi getirdiler. M1'i getirdiler, mıknatıslı şarj şeyini tekrar getirdiler. Klavyeyi değiştirdiler, Touch Bar'ı kaldırdılar. Herkes artık böyle tamam dedi yani. Hani Macbook almanın hiçbir şeyi yok. Herkes Macbook alabilir e, seviyesine geldik. Hani iPad'de de herkes artık şeyde yani. ya iPad inanılmaz bir cihaz ama işte iPadOS biraz sönük istediğin şeyleri yapamıyorsun ya da işte geçenlerde ben yine upuzun bir yazı okumuştum bu e, Mac Stories'in editörlerinden bir tanesi yazmıştı adı gelmedi aklıma yani orada bir sürü şeyden bahsediyor i̇şte mesela Vitici aynı mi? anda ha? Vitici mi? Federico aynen Vitici. Vitici aynen Federico Vitici o mesela şey yani işte şey yapamıyorsun aynı anda iki şey dinleyemiyorsun mesela işte ben e, burada bir şey dinlerken evet ya işte müzik dinliyorsun. Bir anda da YouTube videosu açtığın an o artık gidiyor. Müzik gidiyor. Sen mesela şey yapamıyorsun. YouTube'un şeyini sesini kapatayım da e, izlemeye devam edeyim. Yapam dinlemeye devam edeyim. Müziği yapamıyorsun. Yani bu tarz böyle bir sürü aslında şey var. Sıkıntı var. E, ben o yüzden böyle bayağı bir update gelirse e, Tim Cook'u da bence mutlu edermiş gibi bir iPad satışları. E, tek şeyim o yani hakikaten. Yani beni mutlu ayırmamı sağlayacak tek şey iPad iPadOS'a güzel özelliklerin gelmesi. Ee, bakalım nasıl olacak artık. Ben de heyecanlıyım bu sene. Daha development'a da yakın olduğum için. Aynen. Ben Doxy'de çok şey bekliyorum ama bakalım neler gelecek. Apple Doxy'de de e, bizim çünkü çok ihtiyacımız var. Biz Doxy'yi kullanıyoruz içeride. E, yeni şeyler gelirse güzel olur. E, onun dışında okuduklarımıza mı geçelim? Aynen okuduklarımıza geçelim. Ben Capstock'u okumaya devam ediyorum ama bir yandan da geçen işte D&R'a gittim. Hatta bizim podcast dinleyicisi iki arkadaşla da karşılaştık orada. Tanımıyorum yani kendilerini de. Beni görünce yanıma geldiler. Hmm. Şey yapmış D&R. Bu zamana çok büyük sipariş verip de hiç satamadıkları <laughs> yabancı kitapları 39 TL'ye satıyorlar. Böyle bir sepet yapmışlar içine. Hmm. Kitap yığmışlar. ağlarından böyle ararken şeyi buldum. Bu... Ro Rolf Dobelli diye bu Art of Thinking Clearly diye bir tane kitap var belki de görmüşsündür. Hı -hı. Onun yazarı Stop Reading the News diye bir tane kitap. Dedim ben why not? Hani 29 TL 39 TL öyle bir şey. Alayım okuyayım diye. Bir günde bitirdim zaten kitabı. Ee, özetle haber okumayın diyor abi. Başlıkla aynı şey. Ee, biraz böyle şey yapacağım ama. Hani Basitleştiriyorum ama. İşte e, bu arkadaş e, haber okumanın özelliğini ...zararlarından biraz bahsediyor... Diyor, ...haber okumanın bizi ne kadar meşgul ettiğini... ...işte bu iş nereden çıktı... ...işte ilk gazeteler nereden çıktı... ...eskiden haber okuma diye bir şey yoktu... Yani ...haber okumak yerine diyor enerjini... E, ...kendi yapacağın işlere ayır... ...çünkü e, bunun aslında neticede... ...sana faydasından çok zararı var... ...diye bahsediyor... ...ve yani çok önemli bir haber olduğu zaman... ...biz bunu daha önceden de konuşmuştuk... ...o yüzden biraz üzerinden hı hı. böyle üstün körü geçiyorum... E, Zaten çok önemli bir haber olduğu zaman senin çevren sana onu haber veriyor diyor yani. Önemli bir konu olduğu zaman. Hani bugüne kadar diyor 10 yıl olmuş işte kitabı yazdığında 10. yılıymış yani haber okumayı bırakmasının. Ee, yani bir kere diyor pişman oldum haber okumadı mı o da diyor uçağa binecektim havaalanına gittim. İzlanda'da volkan patladığı hmm. için e, uçuşum iptal olmuştu. o da da eve döndüm diyor yani geri. Hani çok da büyük bir kayıp da olmadı benim için diyor. E, ve bununla ilgili işte bir sürü aslında bilgi veriyor özetle böyle bir kitap ee, ya tabii Twitter'a da haber olarak bakabiliriz çünkü niye biz Twitter'ı kullanıyoruz Fear of Missing Out var değil mi bir şeyler oluyor insanlar bir şeyler paylaşıyorlar biz onları kaçırmış oluyoruz aslında baktığın zaman ama neticede düşündüğünde aslında bir şey de kaçırmamış oluyorsun yani kitap 2014'te falan yazılmış daha işte telefonlar bu kadar da şey değilken hayatımızda değilken yani 2014 yine telefonların hayatımızda olduğu bir yılda ama şu an artık inanılmaz bir seviyede ee, Hakikaten, düşündüğün zaman yani mesela dünya haberleri falan diyor mesela şey diyor hani haberi tamamen hayatından çıkart diyor mesela atıyorum dünya haberlerinden şey olacaksın işte ekonomistin mesela Year in Review yazısı oluyor diyor tamam mı? Yıllar sonunda hmm. Hmm. onu okunca zaten diyor bir yıl boyunca alman gereken bütün dünyasal gelişmeleri diyor tek bir şeyde makalede alabiliyorsun diyor bunun gibi örnekler de vermiş. Ama günlük gazete okurken çok fazla çerçeve okuyorsun. Bir de şeyden çok, o kısım aslında çok güzel. Aslında bizim haber sektörü dediğimiz sektör bir şey. Eğlence sektörüne döndü yani. Entertainment business artık diyor haber. Çünkü atıyorum işte şöyle bir örnek veriyor. Bir araba bir köprüye çarpıyor ve köprü yıkılıyor. Ama haberler sana o arabanın içindeki kişilerin hayatını, işte oradaki trajediyi, işte iki çocuk vardı bilmem ne falan onları anlatıyor. Halbuki diyor, anlatması gereken asıl şey, bir araba bir köprü nasıl yıktı? Bu köprüyü hangi müteahhit yaptı ve bu köprüden başka yapılmış köprüler var mı? Yine tekrardan böyle bir şey yaşanabilir mi? Hani hmm. anlatması gereken şey buyken bunu dramaya niye... odaklanıyor. Dramaya odaklanıyor niye? Çünkü dramayı yazması kolay. İnsana duygusal bağ kuruyorlar. Ötekisini işte araştıracaksın, öğreneceksin, bulacaksın. Çok zor bir iş. E, üretmesi çok vakit alan bir iş. O yüzden de hep böyle hızlı üretilebilir ve hızlı tüketilebilir içeriklere gidiyorlar ki mesela benim annemler falan da ana haber seyrediyorlar. Hala ana haber denilen bir şey var ve ana haber seyrediliyor yani evlerde. Hep şey işte e, yaramaz ayı görenleri şaşırttı falan gibi şeyler var abi. Bildiğiniz. TikTok videoları falan seyrettiriyorlar insanları haberlerde yani. Haber değil ki. Babama diyorum ya yani, bu haber değil. Bu bir haber değil. İki saat sürüyor abi haber. E, tabii ki Türkiye'de ana haber bir buçuk saat iki saat falan sürüyor en iyisi bir saat sürüyordur yani e, niye onu doldu magazin bilmem kim bilmem kime aldattı bana ne abi yani benim aldattı yani anladın mı ünlü birisi başka birisini magazinsel şeyler hep entertainment'a kayıyor yani bir noktadan hmm. sonra o değişim dönüşüm çünkü ilk mesela haber çok önemliymiş yani capstock da mesela ondan bahsediyor hatta şey mesela oksay da zengin olmuş e, Amerika'daki şirketlerle ilgili İngiltere'ye haber vermeye giden gemiler varmış. O hmm. gemileri en hızlı gönderebilen en çok parayı kazanıyormuş. Niye? Çünkü orada İngiltere'de mesela o şirketler üzerine yatırım yapma kararı işte neyse borsa borsa ne varsa onları şey yapıyormuş. Sonra işte ilk şey çıkıyor. Telgraf hızlı telgraf diye bir şey icat ediyorlar. E i̇şte şu his, şey şirket şunu şu kadar stok sattı, şunu aldı falan diye böyle, 3 üç kelimelik falan bir şekilde o veriyi sığdırıyorlar. O çıkınca mesela o gemi işi yapan adam tabii direkt batıyor. Ama o zamana kadar kazandığını kazanmış adam yani. İşte bunun gibi şeyler ya da gazetelerde hakikaten böyle dediğin gibi işte finansal bilgiler, yatırım bilgileri ve sadece zengin elitin okuduğu bir şeymiş gazete. Sonradan işte bu haberler vesaire çıkıyor. Bunları anlatması güzel tabii ki tabii yani. Böyle direkt sadece işte haber kötüdür, sakın okumayın falan gibi bir kitap değil. Bu background'u da anlatıyor bir yandan. E, düşündüğün zaman adama hak veriyorsun gerçekten. E, şey bir de hakikaten senin anksiyete çünkü dedim ya işte hep trajediye falan odaklanıyorlar. Abi Twitter'a falan giriyorsun işte o meşhur haber siteleri var ya clickbait siteleri. Hmm. E, zibilyon tane de var bu arada hiç yani engelliyorsun başkası çıkıyor falan böyle karşına. E, hep böyle şey odaklanıyor işte adam cinnet geçirdi şunu yaptı bilmem ne şöyle oldu işte şu şeyden Cem Yılmaz'dan çok sözler i̇şte eski sevgilisine gönderme yaptı görsel paylaştı. Abi ne yapayım ben bunları ya? Bunları, bunların benim hayatımda herhangi ya, bir şey değiş, değiştirmiyor. Değiştirmediği gibi bir değer katmıyor. Tam tersine işte ondan sonra burada saçma sapan bilgiler veriyorum işte podcast'te okuduğum için. <laughs> Hafızam iyi olduğu için yani. yani. Görüyorum aklımda kalıyor yani. Bir, bir beyni lüzumsuz çöple dolduruyorsun. O yüzden ben de artık yavaş yavaş e, haber okumayı, yani ben zaten okuyan birisi değilim de. Ya bir de mesela işte şey olayı da oldu bu işte yana kaydı galeri. Mesela adam sana bir haber verecek. Niye onu işte yani haber enstitüsü de artık tamamen para kazanmaya ve hmm. eğlenceye odaklandığı için sana bir tanecik şey verecek, haber verecek. Onu böyle mesela böyle şey yapıyor. Ben mesela Apple News olsam şey yaparım yani. Hani aradığın query gerçekten o haber makalesinin içerisinde bulup sana verecek bir Apple News'e mesela böyle bir machine learning şey eklenebilir ya Apple News'ı ben geçenlerde okudum. Böyle e, küçük e, gazeteciler miydi işte publisher'lar. Hı hı. Bayağı e, sevmeye başlamışlar. Çünkü inanılmaz bir para gelmeye başlamışlar. Öne başlamış evet. Aynen. Evet. Onu öne çıkarttığından. Ya aslında bu da beklentilerden bir tanesi olabilir e, WWDC için Apple News. Çünkü şu anda sadece benim bildiğim bir Amerika'da, belki Kanada'da ya da İngiltere'de falan var. Yani o, e, böyle reklamsız bir şeyler okuyabilmek gerçekten haber okuyabilmek artık önemli hale geldi zaten şeyi Hı. görüyorsun abi yani Financial Times, Economist e, ya da işte Bloomberg falan bunlar bunlara para vermen gerekiyor zaten hani kaliteli bir şeyse para vermen gerekiyor o yüzden böyle bilinen sitesine girip işte ya da Twitter'dan erişebileceğin bir site'nin e, den okuyacağın haberin çok fazla bir haber değeri olmuyor ne yazık ki çünkü işte hani çok ucuz bir şekilde üretilmiş bir şey olduğundan dolayı. Para vermen gerekiyor. Gerçekten böyle araştırmacı hani bir gazeteciden bir haber okumak istiyorsan. Evet, yani şöyle bir format olabilir çünkü mesela işte atıyorum New Yorker falan gibi dergilerde bazen çok güzel yazılar oluyor. Hmm. Hani diyorsun ki ya bunu okuduğuma değdi yani böyle long form bile böyle. Zaten kitapta hiçbir şekilde long form artıklar falan bir itiraz yok. Hep böyle gazete haberlerinden bahsediyor haberler derken. Apple News'a mesela böyle bir şey gidebilir yani machine learning de, de biraz senin ilgi alanlarını keşfedip hani şunu hmm. sana şunu seyfettin. sen işte Mark Kurman'ın şu yazısını Bloomberg'teki analizini oku hmm. ee, bana mesela haftada bir tane yazı önerse böyle sadece bir tane önersin yani bir tane ya da iki tane önersin çok önemli şey. nerede çokluk orada yokluk zaten abi yani bir tane iki tane önersin ben mesela öyle bir servise bir dolar iki dolar verebilirim o parayla gitsin işte haber okudum yere versin yani Apple hmm. bundan bir para kazanmasın. Gerçi komisyon kesin alır da. Ee, mesela bu bence small independent publisher için de orada gazetecilik yapıp da hakikaten kendisini oraya çıkartabildiği noktada güzel olabilir. Tabi burada şey biraz e, sıkıntılı. Hani algoritmayı tasarlayan sonuçta buna karar veriyor. Onlar algoritmayı ne kadar hakkaniyetli bir şekilde tasarlayacaklar kısmı var. Ee, ki AI'in de büyük problemlerinden bir tanesi bu ya. Hı hı. Evet. Böyle bir şey mesela olabilir. Yani long form article'larda bir keşif uygulamasına dönemiyor. Çünkü ben kitap okurken hep şey dedim. Yani Apple bu news işine niye girdi? Yani sonuçta işte haber dediğin şey gerçekten değersiz bir şey. Ee, ama bu şekilde hani nasıl bunu daha değerli hale getirebilirim diye düşündüğüm zaman aklıma böyle bir yöntem geldi. Böyle bir şey yapılabilir. Ee, yaparlar mı bilmiyorum ama hoş olur diyelim. Yani. Ben de okuduğum kitaptan bahsedeyim. O diğer kitaplardan ziyade... S.P.Q.R. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Beşinci haftamız. <laughs> Yok on, on, ona çok fazla okumadım. Onun yerine ee, bir tane bilim kurgu kitabına ben başlamıştım Oo, daha önce. Neuromancer. Neuromancer bu da bayağı popüler bir kitap. Ama e, beyin bir işte, kitap. Çok beyin yakıyor. Yani takip etmesi çok zor. Yani hani bilim kurgunun dibine vurmuşlar. Çünkü işte ne bileyim organ değiştirme böyle hani farklı vücut uzuvlara transferi var. Yani elektronik işte robot, cyborg e, kabaca e, şeyler var, AI var. Ondan sonra işte böyle Matrix filminin çıktığı kitap ondan Aynen. Onu da söyleyelim de. Aynen içerisinde zaten Matrix olarak geçiyor. E, i̇şte şeyin yer çekiminin olmadığı yer var. E, ondan sonra Zion var. Hani böyle hakikaten yani beyin yakan bir kitap. E, hikayenin yani belki burada hani bahsetmeye değer kısmı e, bir kısmı şeyde geçiyor. İstanbul'da geçiyor. Hmm. E, Mısır Çarşısı'nda geçiyor. Mısır Çarşısı böyle baharat, uyuşturucu ve yazılım alabildiğim bir mekan e, kitabın <gülüyor> içerisinde. <gülüyor> Onun için aslında şey, yazıcı olayın var Kadıköy'de ama neyse. Evet. Hakikaten böyle e, Türk Hava Yolları'na binip İstanbul'a geliyorlar. Burada çeşitli görüşmeler yapıyorlar. Karakterler vesaire o. Yani, o açıdan benim hoşuma gitti. Bu da şu demek anlamına geliyor. Bence e, biliyorsun Apple TV Plus bu kitabın yayın haklarını nasıl aldılar? E, Dizisini di, yapıyorlar. Di, dizi... Yapacaklar e, dizisi muhtemelen bir kısmı İstanbul'da geçecektir diye tahmin ediyorum. Eğer hakikaten kitabı takip ederlerse, o yüzden Mısır Çarşısı bir gün kapalı görürseniz, bilin ki orada e, bu kitabın e, belli bir kısmı çekiliyor ya da işte bazı otellerde geçen kısımlar da var İstanbul'daki e, şeye falan da gidiyorlardı diye hatırlıyorum. Beyoğlu'na falan da gidiyorlar. Orada da işte tünelden falan e, şey şeyler. Geçiyorlar vesaire falan bahsediyor yani kitap. O açıdan da bayağı ilginç oldu yani o kısmı görünce oha diyorum şimdi İstanbul'a gittiler falan. Böyle oralara böyle daha hızlı okudum. Ee, ama yani olaylar çok dediğim gibi beyin yakan şeyde çok fazla bir şey e, bahsetmeyeceğim kitapta. Sadece o İstanbul kısmına değineyim dedim. Böyle e, işte, işte şeyinler de var yani işte Matrix'teki gibi Metaverse desem çok saçma olacak da yani böyle işte farklı evrenlere gittiğin farklı hı hı. dünyalara gittiğin dijital dünyalara gittiğin diyeyim daha çok ee, kısımlar da var AI da var işte dediğim gibi cyborglar var uyuşturucular var olabildiğince tavsiye ee, eder misin kitabı? ya ben ya şu an bir şey diyemiyorum çünkü dediğim gibi takip etmesi zor olayları biraz anlamak da zor çünkü çok fazla hareket ediyorlar bir grup insan birisi işte bir adama yardım etmeye çalışıyor isim vermeden şey yapıyorum ki belki spoiler falan olabilir diye ama o, onun yardım etmesinin nedeni de işte o onun pankreasını değiştiriyorlar. Pankreasını değiştirme sonucunda işte kendisine e, sürekli bir zehir yavaş bir şekilde zehir veriyor. Dolayısıyla o adam o işte e, ne diyelim işte gangster'e şey yapmak zorunda, yardım etmek zorunda. Onun dediklerini yapıyor. Bir şekilde bir şeyler elde etmeye çalışıyorlar ama hala çözemedim yani dediğim gibi. Yani ben buna ilk Türkçe çevresini okumuştum. Yani ne kadar kötü çevre deyip bırakmıştım. <laughs> Meğer kitap hakikaten kafaya kan hmm. Yani Bazı yerleri böyle tekrardan dönüp okumak gerekiyor ama şeyler yavaş yavaş daha e, olaylar e, mantıklı hale gelmeye başladı. Birbirine bağlantı kurabiliyorsun. Çünkü çok fazla bilim kurgu vermek istiyormuş gibi geldi. Hani yazar işte AI'dan vesaire bahsediyor. Farklı yerlere sen gidiyorsun. İşte oradaki telefonla görüşmeler falan var. İşte Sony cihaz var. Brown cihazlar var şeyin içerisinde kitabın hmm. içerisinde kendilerinin kullandıkları falan. O açıdan bayağı bir ilginç yani ama dediğim gibi belki daha yavaş okumam gerekiyordu kitabı daha iyi sindirebilmek için. Belki bitirdikten sonra tekrardan bir bahsedebilirim yani hakikaten tavsiye ediyor muyum etmiyor muyum diye. Ama dediğim gibi yani ilgi çekici şeyler var kitapta ve şeyi anlayabiliyorum neden Apple'ın yani şey için görsel anlamda çok fazla içerik çıkarmış gibi geliyor bana. Apple'ın bence yayın haklarının olması nedeni de bu. Bitti mi kitaplar? bu sadece bunu okudum çünkü bayağı şey yaptım yani kitabı yarısına hmm. geldim. Kapağı da güzelmiş bu arada. Kapağı çok şey benim yani renk olarak çok hoşuma gitti bir de karakter olarak çok hoşuma gitti. Çünkü hakikaten kendilerini bir şekilde kablolarla bir yerlere bağlayıp bir yerlere farklı yerlere dijital yerlere gidiyorlar. Verir isimler hani hakikaten yani. Ben bu kadar hani Matrix'in etkilendiği diyorlar da hakikaten bayağı or kitabın içerisinde Matrix olarak bahsediyorlar. E, kitabın içerisinde Zion diye yer var falan böyle. Bayağı bir şey almışlar yani kitaptan. O yüzden Matrix'i seven muhtemelen şeyi de sever yani. Kitabı da severmiş gibi geliyor bana. Anladım. Ee, ben e, biraz oyunlara geçmek istiyorum. <laughs> kitaptan sonra. E, burada burada çok güzel kitaplar aldım da okudukça anlatacağım. E, bu Starbending'in News'u bitirdiğim için onu anlattım. Capstock'u da muhtemelen bir sonraki bölüm bitirmiş olurum. Bitirdiğinde onu da detaylı bir şekilde konuşuruz. Ee, ama başka kitaplarda var yani. Ee, güzel şeyler aldım. Oyun konusunda geçen bölüm Hellblade 2'den biraz bahsetmiştik. Ben Hellblade 2'yi biraz övmüştüm. Az övmüşüm. Ee, Hellblade 2'yi bitirdim ben sonra. Özellikle ilk yarısından sonra oyun iyice açıldı. Ee, ...tabii herkese göre bir oyun değil. Onu tekrardan altını çizerek söylüyorum. Çünkü bazı arkadaşlara söyledim ben işte... Tabii, ...ikinci kez başladım oyunu bitirir bitirmez... ...ikinci kez New Game deyip tekrar başladım oyuna. Çünkü narratorlar değişiyor. Yani oyun bitirince başka narratorla bir daha... ...oynayabiliyorsun. Bir de toplamadan bir iki tane item vardı... ...onları da hani alırım diye başladım. Ee, yani görsel olarak... E, ...neratif olarak... E, başka bir oyun, çok başka seviyede bir oyun ve hani bu seviyeye bir daha kolay kolay çıkarlar mı onu da çok tahmin edemiyorum. Çünkü yani 7-8 saatlik bir oyun ve hani prodüksiyon seviyesi belki 5 yıl, 6 yıl sürdü yani böyle bir ürünü çıkartmak. nasıl buna benzer bir daha uzun soluklu oyun çıkarttılar? Yani e, tabii ki de çıkar muhtemelen yani grafikler iyileştikçe ama şu aşamada 500 dolarlık bir konsoldan böyle bir deneyim almak gerçekten çok güzeldi. Ses olarak da yine 3 boyutlu ses teknolojisi çok hoştu ve hikaye de bir noktada gerçekten çok duygulandırıcı seviyelere geldi. Ben bayağı duygulandım yani oynarken ki çok etkilenen birisiyim böyle şeylerden. Hiç öyle göstermesem de. E, o yüzden her bir iki, yani dokuz buçuk verdim onun üzerinden. Ama dediğin gibi bazı insanlarda 3 verebilir. E, zaten böyle bir love it, or hate it şeyi var. Ki sanatında biliyorsun e, şeyi bu yani. Motosu bu. E, Rick Rubin abimiz de benzer şeylerden bahsediyor. Yaptığın şeyi seveni kadar nefret edene yoksa zaten e, niye o işi yapıyorsun yani herkesin seveceği bir şey yapıyorsan bir manası yok diyor e, onun için Summer Game Fest vardı dün akşam <laughs> e, pazar günü de yani bizim bunu yayınladığımız günü, akşamı da e, Xbox'ın Games Showcase'i var e, ben yayın yapayım mı diye sordum hani favlayın e, sayıya göre yayın yapayım mı 16 kişi favlamış e, yayın yapıp yapmama konusunda biraz tereddütteyim açıkçası eee Yapar mıyım bilmiyorum. Ee, oturup kendim de evde de seyredebilirim yani. O da keyifli oluyor. Neyse. Belki bir sonraki podcast bölümünde üzerinden geçeriz. Çünkü arkasından da Call of Duty Direct olacak. Yine Call of Duty oyununu uzun uzun gösterecekler. Artık o da Microsoft'un oyunu olduğu için. iki saate yakın olacakmış bu arada. E, showcase. Oh. Ve mutlaka seyredin diyorlar. O da bir acayip. Oh, Allah. Çünkü el konsolu duyuracağına dair çok şiddetli bir rivayet var Xbox'ın. Nintendo Switch ve Steam'deki rakip olacak bir e, konsol ve şey yani streaming device değil yani baya kendisi Series S gücünde bir el konsol duyuracak diye söylüyorlar. Bir rivayette bunu bir platform olarak çıkartacağını yani Microsoft'un belli spekler belirleyeceğini e, bu Xbox için işte Intel'de Xbox için ve işte Asus gibi işte ne bileyim başka hmm. fi, MSI gibi falan firmaların şey için bu spekler ya. üzerinden aynen. Copilot Plus diye ha, e, aynen. spek belirlediler yani. Aynen böyle bir spek belirleyeceğini ve bir sürü farklı üreticinin. Çünkü bu sefer ne oluyor? Sen cihaz üretmek işte yok onun servisini sallamak, donanımını üretmekle falan uğraşmıyorsun. Asus mesela Türkiye'de atıyorum çok iyi bir iyi dağıtım ağı var. Ee, Türkiye'dekiler Asus kullanıyor. İşte ne bileyim Tayvan'dakiler başka bir şey MSI kullanıyor falan filan gibi bir durum oluyor. Ve firmalarla kendi arasında rekabet ediyorlar Hangisi daha kaliteli malzeme kullanırsa onunki daha iyi oluyor gibi bir Hı -hı. durum var. Buna da gidebilirler ama bir el konsolu olacağını söylüyorlar hatta işte içine Steam falan da yüklenebilecek ve Steam sonuçta Windows olduğu için şey Xbox'ın olayısı Steam kütüphanesinde oynayabileceksin falan gibi bir şey söylüyorlar. Bilmiyorum yani ben Microsoft'un oyunlarını çok beğendiğim için ve gelecek oyunları da beni çok heyecanlandırdığı için tabii yine merakla bekliyorum ama tabii geçen sene duyurdukları oyunların hepsini çıkartmadılar yani bir kısmı çıktı bir kısmı çıkmadı onu da bakalım merakla bekliyoruz. Summer Game Fest'te de yani çok uzun uzun anlatmayacağım. bir süre yeni iri ufaklı oyun tanıttılar. irili ufaklı demem de den de sebep mesela indie oyunlar da çok fazla vardı bu sene ki bence güzel bir şey. Valorant'ın Xbox ve PlayStation 5'e geleceğini duyurular. Bence o da büyük bir olay. Yani ben Valorant'ı hiç sevmem ve oynamam da ama oynayan için çok güzel bir haber. Bir de Game Pass üyesiysen biliyorsun bütün bu Riot Games'in oyunları bütün karakterler falan açık, açık bir şekilde geliyor. Game Pass üyesiysen. Normalde hı hı. belki 300 saat 400 saat kasarak açabileceğin şeyleri Game Pass üyesiysen direkt taktiği açabiliyorsun. Böyle güzel tarafları da var. Onlar da olacakmış bu arada Valorant'ta. Hani Game Pass üyesiysen bütün karakterler açık gelecekmiş. Bunun gibi güzel şeyler vardı. Ben bir tane şey bekliyordum. Alan Wake 2'ye bir DLC bir expansion bekliyordum. Onu da duyurdular. Hatta dün duyurdular. Bugün çıkıyor. Akşam 8'de Night Springs DLC'si çıkıyor. Remedy'nin eski oyunlarındaki karakterleri Alan Wake evreninde oynuyorsun çok değişik bir konsept de yapmışlar o çok mutlu etti onun dışında da hani böyle uf falan dediğim işte bu Horizon oyunu vardı PlayStation. onu Lego Horizon diye bir oyun duyurdular o biraz galiba heyecan oluşturmuş onun dışında da çok hani böyle uf inanılmaz bir şey falan dedim bir duyuru çok olmadı ya Düşünüyorum. benim oldu ne oldu? Ee, Civilization 7'yi Ha Civilization 7 var evet doğru. Mekke geliyor mu acaba? Gelecek dediler. Bilmiyorum. Ee, Hepsi Mekke geliyor detay, bence bu da gelir diye düşünüyorum. Detay detay vermediler ama o beni heyecanlandırdı. Belki de çünkü... WWDC'de duyururlar Mekke. Wow. O olursa o da beni şaşırtır yani. Çünkü benim tahminim hani Mac kitlesi de Civilization o oynamayı seven bir kitle. Ee, genelde böyle çünkü şeyde konsollu e, daha çok tercih edilen bir oyun değil. Var mı? Ondan da emin değilim açıkçası. Var var konsolda. Game Pass'te O de beni var. şey heyecanlandırdı. Onu bekliyorum. Çünkü ben şeyde de 5'te de 6'da da bayağı zaman gömmüş bir insanım. Ee, bekliyordum yani çok uzun zamandır çıkmasını. Bir de şey duyurmuşlar. E, Harry Potter Quidditch e, oyunu duyurmuşlar. Çok dandik gözüküyordu. Mobil oyun gibi gözüküyordu. Aynen biraz ona benzedi gözüküyordu. Bilmiyorum çıksın belki multiplayer oynarız, deneriz, bakarız bizim gruptaki. Burada Quidditch eğlenceli bir oyun değil ki ya. Yani spor olarak eğlenceli bir spor değil ki yani. İşte oynamayıp bakmak gerekiyor. Ben burada gerçek hayatta oynayanları gördüm. Çok eğlenceli olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Bacağın arasına sopa alıp koşturuyorsun. Ee, bir yani, de şeyi... Yerde oynuyorlar çünkü. Usta. Aynen yerde oynuyorlar. Hatta o saçma abi. O <gülüyor> <gülüyor> ee, bir de şey duyurdular e, Among Us diye çok böyle popüler bir oyun var aslında genelde. Böyle arkadaş gruplarının çok sevdiği. Onun için bir e, Netflix serisi mi artık böyle animated bir tane yok. CBC de çıkacak bir tane Abi, bu e, nedir ya? seri çıkartacaklarmış. Onu duyurmuşlar. Benim de şeyimi çekenler bunlardan. Onu izler miyim falan bilmiyorum da oynayanı çok var diye onu da bahsedeyim dedim. Ama benim tek beklediğim oradan şey Civilization 7. O da zaten 2025'te çıkacak. Ama işte başı mı sonu mu o belli değil. Ben WWDC'de bayağı bir oyun duyurusu bekliyorum. Geçen sene Kojima gelmişti. Bu sene yine ona o ayarda birisini getirebilirler. Aynen bilmiyorum. Kojima Hamburg'a geliyor abi. Geçenlerde <gülüyor> paylaşmış. <gülüyor> evet. Niye ne işi var Hamburg'da bilmiyorum. Fatih Akınla tane... görüşmeye geldi. Öyle mi? O Hamburg'daymış, Almanya'daymış işte. Ya Fatih Akın Hamburg'da yaşıyor. Yeni şeyi de çekiyor yeni, da. Yeni oyununda Fatih yani? Akın karakteri canlandırıyor. Aa. Bir de o burada e, Mad Max'in galasına falan gelmedi, Mad Max'in galasına gitti, oradan Hamburg'da yine başka bir event'e gitti, böyle yani e, bir tur yaptı. Aa, bu arada da hiç... çok da yoğun bu arada, çok fazla oyun yapıyor o kendisi. İyi. Bakalım, yani bayağı şeyler gelecek. Şimdi senden bahsettiğin etkinlik var, Pazar günü e, Xbox etkinliği var, Pazartesi günü WWDC var. Bu Bayağı bu hafta çok şey olur. olacak yani. Aynen. Evet evet, bilmiyorum yani yayın konusunda hala da karar vermiş değilim yarın ki haleti ruhiyeme göre değişebilir. Bakalım yani Maya'da Michael Microsoft'un artık böyle fable mesela çok ufak bir video yayınladılar. Çok güzel bir videoydu geçen seneki video. Artık bir detaylı bir gameplay artık görelim yani. Şu oyunlardan hmm. biraz böyle işte Perfect Dark falan da yine aynı şekilde. Senelerde geliştiriliyor. Bir haber değiliz yani bir bir haber çıkmıyor oyunlarla ilgili. Onları biraz böyle detaylı gösterirlerse Xbox için çok winner bir şey olur. Tabii yeni oyun duyuruları da olacaktır mutlaka. E, sürprizler de olacağını söylüyor. Yani bu sene çıkacak mesela. Daha önce hiç duyurmadıkları şeyler de olabilirmiş. Shadow Drop'lar. E, bakalım. Haziran duyuru ayı işte. Eğlenceli yani. Ay sonunda Figma'nın büyük eventi var 26'sında. O da Figma'nın duyurularından ziyade çünkü zaten Figma'nın hani kurucusu da Siyonist bir adam olduğu için çok artık benim alakam da yok. Bir de onlar da bir arada draft değişikliği yaptılar. Hani onu da söyleyelim belki e, meraklısına. Drafts diye bir şey vardı Figma'da. böyle Draft oluşturup onu kullanıyordu. Hmm. Artık bütün draftları bir takıma taşımanı istiyorlar. Bir takım ha. oluşturmanı ve o takıma taşımanı istiyorlar. Ve takımda da draft sayısında herhangi bir kısıtlama yok yine. Bedava kullanabileceksin. Ama e, onun mesela gerçek bir projeye çevirdiğin anda direkt birinci projeden itibaren para istemeye başlıyor. Hmm. E, bunun aslında teknik e, borcu kapatmak için bir e, hamle olduğunu söylüyor. Figma'nın CEO'su ama işte yani insan siyonist olunca pek de inanasın gelmiyor bazı şeylere. E, çünkü şey yani e, dev modda yediğimiz kazı unutmadık. Ha. Kuş, kurt e, yediği ayazı unutmaz diye bir şey var ya. kışı geçirir. Hmm. E, DevMod'da biliyorsun developer başına 25 dolar istiyorlar ve birçok developerları normalde Figma'da ücretsiz kullandı. DevMod'dan önce de ücretsiz kullandı. Özelliklerin hepsini bir paywall'un arkasına koydular. Şimdi herkes, şirketler tek bir Figma account'u kullanıyorlar artık. Evet. Yani e, birkaç tane account'a Biz de Zeppelin mesela tekrardan hata kalktı. Biz event yapıyoruz. yaptık geçen. Zeppelin burada çok güzel özellikleri var. Bir ara onu da anlatacağım hmm. bir podcast anlatmam tabii de bir video vesaire çekebilirim. Evet. Zeppelin'in çok güzel özellikleri var. Şimdi Zeppelin'e de tekrardan geri bir migration olmuş yani Figma'dan. O da tabii sevinince Türk şirketi olduğu için Zeppelin. E, neyse Figma'nın duyurulana ziyade böyle çok köklü tasarım ekiplerinin işte 50 kişilik 60 kişilik tasarım ekiplerinin böyle leadleri ya yani da içerideki insanların tasarım sürecine dahil dair anlattıkları sunumlar oluyor. Onlar güzel oluyor. O yüzden Figma'nın eventini bekliyorum. Online olarak seyredebiliyoruz onları. Yani bu ay hakikaten dolu dolu geçen bir ay oluyor. Haziran ayı her zaman güzel. WWDC'den sonra zaten müthiş bir heyecan oluyor. <laughs> Ve biz işte Eylül'e kadar, Ekim'e kadar, iOS çıkana kadar bayağı meşgul olacağız gibi gözüküyor. Yani hem Teknasyon'da hem benim kendim bireysel olarak da. Bakalım heyecanlıyız. Bir sonraki artık bölümde WWDC'ye çekeriz bence salı günü bir bölüm. Orada görüşmek üzere diyelim. Peki o zaman farklı düşünün 140. bölümde gene farklı konular üzerine sohbet ettik. Biz dinlemekten keyif alıyorsanız Spotify, Apple Podcast ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Bizimle sohbet etmek isterseniz de Baymiya Coffee üzerinden abone olarak Telegram grubumuza dahil olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.